İyi akşamlar. 17 Kasım 2022 günlerden Perşembe, saatler 17'yi gösteriyor. Yavuz Oğhan'dan Bir de Bunu İzle programına hoş geldiniz. Gündemde elbette İstiklal Caddesi'nde gerçekleştirilen o feci saldırı var. 6 insan hayatını kaybetmişti orada. Yaralılar var. Hala tedavileri devam ediyor. Ve diğer tarafında da soruşturma. O soruşturmaya ilişkin detayları konuşacağız bugün. Çünkü konuşulması gereken gerçekten çok önemli detaylar var. Ama işin diğer tarafında siyasette bir enteresanlık var. Bilmiyorum kaçıncı defa Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çağrı var Meral Akşener'e. Endonezya dönüşünde dikkat çekici açıklamaları var Cumhurbaşkanı'nın. O açıklamaların satır aralarına da bakacağız. Ama bunlarla birlikte tabii dünyaya da şöyle bir göz atacağız. Özellikle komşu İran üzerinde duracağız diyelim. Süratle başlıklarımıza bir bakalım. Erdoğan'dan Akşener'e çağrı, masayı terk et. Bu aslında dediğim gibi geçmişte de oldu. Milli yerli tanımlamaları yapıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından. Sonra Bahçeli tarafından evine dön çağrısı yapıldı. Şimdi seçimlere çok kısa bir süre kala. Üstelik Meral Akşener eleştiri dozunu arttırmışken hükümete yine böyle bir çağrı var. O masayı terk edeceğini umuyorum gibi bir ifadeydi. Tam ifadesini aktaracağım size. Cumhurbaşkanına Meral Akşener'in verdiği yanıt ne? Kumar oynamayız. Yani masadan kalkacak mı kalkmayacak mı diye kısa süreli bir tereddüt de geçirilmedi dense yanlış olabilir ama yanlış olur. Ama şöyle oldu. Öğlen saatlerinde Cumhurbaşkanı'nın Endonezya'dan dönerken gazetecilere yaptığı açıklama kamuoyuyla paylaşıldı. O saatten sonra bütün gözler İyi Parti'deydi. İyi Parti Genel Başkanı da İzmir'deydi. İyi Parti'nin kurmayları açıklama yapmamayı tercih ettiler. Bu konuda zaten açıklamayı da Meral Akşener yaptı. Hemen öncesinde o açıklamanın İyi Parti gençlik kollarından gelen bir video var. O da çok anlamlıydı. Onu da aktaracağız programda. İstiklal soruşturması karma karışık. Bunu özellikle seçtik, karma karışık demeyi. Çünkü gerçekten yani ifadelere ilişkin bilgiler çıkıyor. Şu anda zanların tamamı bir kişi hariç herhalde adliyeye çıkartıldılar. Bu kadar hızlı bir şekilde 48 zanlının adliyeye çıkartılması, ifadelerin emniyette bitmesi de enteresan. Yani bu soruşturma çok hızlı sürdü. Hızlı bitirildi ve emniyetten adliyeye götürdüler zanlılar. Verilen ifade tutanakları ya da ifadeye ilişkin polisten sızan bilgiler de kafa karıştırdı. O detaylara bakacağız, adliyeye gireceğiz. Aynı zamanda ne oluyor sorusunun da yanıtını alacağız programda. HDP yeniden terörün uzantısı oldu. Bugün Cumhurbaşkanı'nın açıklamasında bu ifade dikkat çekici. Zaten İyi Parti'ye masadan kalk derken bu ifadeyi yine kullandı. Masada HDP'nin olduğu iddiasıyla birlikte İstiklal saldırısını da bunun içinde değerlendirdi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Yani anayasa değişikliği için HDP'nin kapısını çalan AK Parti HDP ile ilgili tavrını, tarzını ve yaklaşımını, üslubunu yeniden değiştirmişe benziyor. Tıpkı Devlet Bahçeli gibi HDP'li Saruhan Uluş da bugün canlı yayın konuğumuz olacak. Ondan bir değerlendirme alacağız bu konuda. Mollalar sertleşti. Dün akşam İran'ı iyi takip eden uzmanların gönderdiği videolar vardı. Gerçekten dehşet vericiydi. Halkın üstüne ateş açıldığı görülüyordu bazılarında. Halkla güvenlik görevlileri arasında çatışmalar vardı. Dini lider Hameney'in sert müdahale için hükümete talimat verdiği, güvenlik güçlerine talimat verdiği bilgisiyle birlikte dün akşam biraz tansiyonun yükseldiğini gördük. Ne oluyor İran'da? 2 ayı geçti protestolar. Ne oluyor sorusunun yanıtını almak için bir uzmanımız da yayında olacak, canlı yayında. Ve Gazete Pencere'nin bugünkü sayısı: sirk yönetmiyorsunuz, devlet yönetiyorsunuz. Burada Süleyman Soylu'nun Amerika Birleşik Devletleri ile ilgili yaptığı açıklama, sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Biden'la görüşmesi, Biden'a teşekkür etmesi taziyelerinden dolayı, Süleyman Soylu'nun Amerika'nın taziyesini kabul etmiyoruz, reddediyoruz biçimindeki sözlerini eleştirmişti Meral Akşener dünkü grup toplantısında. Bu da gazetenin manşetiydi. Bu manşetten verdik. Tabii dışarıdaki dün burada uzun bir şekilde Cevat Öneş'le de olayı değerlendirdik. Bu kadar kısır, bu kadar yüzeysel değerlendirme, siyasi değerlendirme yapılmasına itiraz ediyordu. Bunun kimin işi olabileceğinin çok iyi tahkik edilmesi gerektiğinden bahsediyordu. Gerçekten o oldu mu? Bütün bunlara bakalım. Bugün biraz daha detaylı bilgi var elde. Bu soruşturmaya ilişkin. Soruşturmayla devam edelim. Bombacının nasıl
gittiği ve olay yerine nasıl gittiği, olay yerinde ne yaşadığı, keşif için gidip gitmediği, Suriye'den Türkiye'ye nasıl geldiğine ilişkin bilgiler basına sızdırıldı. Ajanslar da var. Onların detaylarını aktaracağım. Ama çok hızlı da bir yargılama süreci ya da soruşturma sürecinin geçtiğini söyleyelim. Olay pazar oldu. Bugün perşembe ve 48 kişi adliyeye çıkartıldı. Hem suçlamalar hem ifadeler hem de onlarla ilgili alınan kararları şimdi adliyeye bağlanacağız. Sultan Eylem Kereş'ten alacağız. KRT muhabiri. Sultan, beni duyabiliyor musun? Evet, duyabiliyorum Yavuz Oğan. Peki ne oluyor adliyede şimdi? Sabah saatlerinde adliyeye götürdüler. Bir takım görüntülerde gördük. Emniyet onları da paylaştı. Enteresan da o görüntülerdi. Ve sanıyorum savcılar ifade alıyor ve ardından da mahkemeye çıkartılıyorlar. Tutuklanan var mı? Hangi kararlar verildi? Bize bir özetler misin onu? Yavuz Oğan, henüz için verilmiş bir karar yok çünkü hala savcılık sorgusu bitmedi. 49 kişi getirilmişti mahkemeye savcılık sorgusuna. Aslında son bir saate kadar süreç çok hızlı ilerliyordu. Ancak son bir saatte sürecin giderek yavaşladığını söylemek mümkün. Bunun tabii neyden kaynaklandığını bilmiyoruz. İki ihtimal var. Birincisi sona kalan şüphelilerin Türkçelerinin, çünkü bir kısmı Türkçeyi iyi biliyordu ve tercümana ihtiyaç yoktu, ancak bir kısmı Türkçeyi çok az biliyor ve bu yüzden ifadeler tercüman eşliğinde alınıyor. Sürecin uzamasının bir nedeni bu olabilir. Diğer bir neden ise sona kalan ifadesi, sona kalan şüphelilerin soruşturmada daha etkin rol oynadığı, bu yüzden ifadelerinin uzadığı yönünde iki ihtimal var. Biz şu an adliyenin dışarısındayız. Az önce 7. kattaki terör suçları bürosundaydık ve biz oradayken son bir kişi kalmıştı sadece ifadesi alınmayan, savcılık ifadesi alınmayan 29 savcı görevlendirilmişti bugün burada. İfadeler bittikten sonra savcıların karar verip suç ceza hakimliğine şüphelilere göndermesi bekleniyor. Elbette savcılık ara karar da verebilir. Kimi şüphelileri hiç suç ceza hakimliğine sevk etmeden doğrudan serbest bırakabilir ya da adli kontrol tedbiri uygulayarak Sultan, ya da tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edebilir. Sultan, orada ifadesi alınan herkes yabancı değil mi? Türk var mı? Yani bu konuda bilgi var mı? İfadesi alınan yabancıların tamamı da Suriyeli mi? Şimdi dosyada gizlilik kararı olduğu için şüphelilerin kimliklerini edinebilmek çok mümkün değil. Ancak gözlemlerimize ve kimi edindiğimiz bilgilere dayanarak söyleyebiliriz ki şu an için bizim gördüğümüz kadarıyla alınmış bir Türk şüpheli yok. Hepsi Suriyeli. Suriye'nin çeşitli kentlerinden gelmişler. Kimi daha yakın bir zaman dilimi içerisine gelmiş. Kimi savaşın başladığı 2013'lü yıllarda gelmişler. Ama bizim edinebildiğimiz bilgiye göre şu an için içeride sorgulanan Türk bir şüpheli yok. Peki Aslı, çok teşekkür ederim. Aslı Eylem Kereş, Sultan Eylem Kereş adliyede bize oradaki gelişmeleri aktardı. Aktarmaya da devam edecek KRT'de. Şimdi söylediği, verdiği bilgilerden anladığımız kadarıyla tamamı yabancı, tamamı Suriyeli. Bir Suriyeli yapıyla karşı karşıyayız bu operasyonda, bu bombalı saldırıda, bu terör eyleminde. Ve PKK açısından baktığınızda da bu tip eylemlerde ilk kez böyle Arap Suriyelilerin kullanıldığına ilişkin bir bilgiyi bütün gözlemciler paylaşıyorlar. Peki bombacı ifadesinde neler söyledi? Kim elde, kim değil? Bu tip sorular da son derece kritik. Burada da bütün ajanslara düşen, Anadolu Ajansı'nın da haber verdiği bir durum var ve şunları söylüyor. Bir kere Membiç'te PKK ile YPG ile tanıştığını söylüyor Elbeşir, bombacı, ve orada bir sevgilisinin olduğunu, sevgilisinin YPG ile teması sağladığını söylüyor. İstihbarat biriminden bir isimle, Hasan isimli kişinin yanına gelerek Hacı sana önemli bir görev verecek dediğini aktarıyor. Elbeşir daha sonra bölgedeki bir çiftlik evinde Hacı ile görüştüm diyor. Bu Hacı belli ki kritik bir isim. Zaten bütün dünden beri ifadelerde öne çıkan isimdi. Burada bana Bilal diye birisiyle, burası kritik, Türkiye'ye gideceğimi söyledi.
400 lirayla iki cep telefonu vererek daha önce hiç tanımadığım ve karı koca rolü yaptığım kişiyle aracılar vasıtasıyla gittiğim İdlib'de buluştum. Yani Türkiye'ye geldiği isimle İdlib'de buluşuyor. Cebine 400 lira koymuşlar. 400 lirayla Münbiş'ten İdlib'e gidiyor. Aracılar götürüyor. Orada onunla buluşuyor ve İdlib'de karı koca olarak devam edecekler. Bundan sonra eylem için Türkiye'ye geliyorlar ama karı koca görünümüyle geliyorlar. 27 Temmuz'da illegal yollardan Hatay'a, aynı günse oradan İdlib'den Hatay'a geçiyor. Aynı günse oradan İstanbul'a geldiklerini söylüyor. İdlib'de biliyorsunuz YPG'nin, PYD'nin herhangi bir etkinliği yok. Ama bunlar Suriyeli Arap. Herhalde orada rahat hareket ederler diye düşünülüyor. İfadesinde yoldayken nereye gideceğini bilmediğini söylüyor bombacı. İstanbul'dayken Bilal Hasan'ın telefonuna gelen konumdaki eve gittiklerini, 4 ay boyunca kaldıkları bu evle çalışıyor gözüktükleri iş yerinin Ferhat Habeş'e ait olduğunu daha sonra öğrendiğini söylüyor. Yani bir eve gidiyorlar, bir de atölye var, hayatlarında 4 ay boyunca bu bölgedeler. Bilal Hasan'ın bomba yüklü çantayı İdlib'den yanında getirdiğini söylüyor. O da çok enteresan. Yani İdlib'den Hatay'a kaçak giriyor, Hatay'dan İstanbul'a kadar geliyor, İstanbul'da bir adrese gidiyor, bir işte atölyede çalışıyor ve bu süre içerisinde bomba da yanlarında hep. Yani sonradan yapılmış bir bomba değil diyor. Bilal Hasan'la 4 ay boyunca ev ve iş dışında bir yere gitmediklerini, son bir ay içerisinde gözaltına alınan şüphelilerden Yasir K ile 2 kere keşif amacıyla Taksim'e gittiklerini, yaya olarak da İstiklal Caddesi'nde dolaştıklarını söylüyor. Burada meseleye Yasir K diye yeni bir isim giriyor. Saldırı günü hiç gitmiyor Bilal Hasan'la Taksim, ama saldırı günü Bilal Hasan ve Yasir K ile yola çıkarak Beyoğlu'na gittiklerini anlatıyor. Bilal Hasan'ın işim var diyerek çantayı kendisine verdiğini, çantayı alıp caddeye yürüdüğünü ve patlamanın yaşandığı banka oturduğunu söylüyor. Burada beklerken bir ara çanta ve poşeti bankta bırakarak karşıdaki bir mağazanın önüne gittiğini anlatıyor. O sırada telefonuna oturduğu sırada kendisinin çekilen fotoğrafı ve videosunun geldiğini, telefonuna bir video, bir fotoğraf geliyor otururken çekilmiş bunlar ve Hacı Kodatlı, yani Münbiş'te tanıştığı, çiftlikte görüştüğü Hacı Kodatlı örgüt yöneticisinin kendisini arayarak çantaların yanına geri dön dediğini iddia ediyor. Bunun üzerine tekrar bankta oturduğunu söylüyor. Ama polis böyle bir ayrılma süreci banktan olup olmadığına emniyet kameralarından, oradaki kameralardan bakıyor. Bunun doğru ifade olmadığını aktarıyor. Bunun üzerine de diyor ki ben hani zorla bu işi yaptım görüntüsü vermek için, size yalan söyledim, evet haklısınız diyor. Sözüm ona, böyle bir durum var. Olaydan sonra direkt eve gittiğini, önce işte çalıştığı yere gittiğini söylüyor, oradan eve gittiğini söylüyor. Yalnız bu arada Bilal hiç piyasada yok, kocası gibi yaşadığı veya öyle göründüğü tip. O da Bulgaristan'a kaçırılmak üzere Edirne'ye götürülüyor bir tarafından. Yine bir Suriyeliler devreye giriyorlar, bu aradaki transferleri onlar sağlıyorlar. Hatta Taksim'den onu alması gereken Suriyeli, burası polis kaynıyor diyerek almayı reddediyor, taksiyle dönüyor. Hiç yani aslında akla yatkın değil, eğer bir istihbarat uzmanıysa bunlar. Oralar biraz karışık geldi bana. Ve atölyeye, eve geçiyor ama yanında eşi olarak gösterdiği, tanıttığı isim Bulgaristan'a gidiyor. Bulgaristan'a gitmek için Edirne'ye götürülüyor daha doğrusu. Onu götürenler Edirne'den döndükten sonra gözaltına alınıyorlar. Ama bombacı İstanbul'da kalıyor ne hikmetse. O götürülmüyor Edirne'ye. Buralarda bir takım karışıklıklar söz konusu. Bu ifadeler alındıktan sonra soruşturmanın ilerleyen safhalarında meselelere biraz daha hakim olma şansımız olacak. Ama olaya bakan herkes bir gariplik olduğu kanısında ve dün de çok uzun bir şekilde bu meseleleri konuşurken inandırıcılık problemi olduğunu aktarmıştık. Hem emniyetin hem de İçişleri Bakanlığı'nın bunun da işin siyasi boyutunu öne çıkartmalarından kaynaklandığı biçiminde bir değerlendirmeyi de hep birlikte yapmıştık. Geçmişte siyasi üslupla yazılmış açıklamaların bugün bu kadar kritik bir olayda verilen bilgilerle ilgili de soru işaretleri yarattığını aktarmıştık. Ama sadece o değil. Çünkü bu meselenin bütününe baktığında PKK'nın böyle bir eylem daha önce gerçekleştirmediği görülüyor. Suriyeli Araplarla
bir temasının olmadığı ya da onlar aracılığıyla bir eylem gerçekleştirmediği de bütün uzmanlar tarafından biliniyor. O nedenle de biraz daha mesafeli yaklaşılıyor. Hatta Türkiye'de yaşayan Suriyelilerin temsilcileri bombacıya baktıklarında Suriyeli'den ziyade Afrikalı gibi bir değerlendirme de yapıyorlar. Bütün bunlar, bütün bu soru işaretleri biraz daha, şimdi dosyada gizlilik kararı var ama ifadeler de sayfa sayfa her yerde dolaşıyor. Anadolu Ajansı mahreciyle de yayınlanıyor. O da enteresan tabii. Fotoğraflar da aynı şekilde. Bunların hepsi mahkeme sürecinde biraz daha net bir şekilde görülebilecek. Ama bunun yanında şuna da dikkat çekmek isterim. Bombacının fotoğrafı her yerde var. Ama bombacıya yardım etti denilen, onu oraya getirdi denilen, beraber geldiler denilen isimlerin bindikleri araba görüntüsü, indik o bombacının o arabadan inerken görüntüsü ya da giderken görüntüsü, bunlara ilişkin bir fotoğraf yok. Bu Bilal Hasan kimdir? O mesele bilinmiyor mesela. Adam kayıp. İşte bir hacı diye birinden bahsediliyor. O kimdir? Ona ilişkin bilgi yok. Azez'de bir operasyonla bir ismin yakalandığı iddia ediliyor. O isme ilişkin tam bir bilgi yok. İlk önce beni Cerablus'a göndermek istediler diyor. Cerablus'a niye göndermek istediler? Orayı reddettim diyor. Reddetme hakkı var mı? Yani aslında şu anda verilen bilgilerle yetinsek bile kafamızın çok karışacağını görebiliyoruz. Oraya ilişkin, o bilgilere ilişkin son çok fazla soru işaretini bilgilerle birlikte dile getirmenin de mümkün olduğunu görüyoruz. Şimdi bu meseleye ilişkin de yorumunu alacağım. Çünkü bu mesele üzerinden başka HDP üzerinden tartışmaların da devam ettiğini görüyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri de var. Karşımızda Saruhan Oluç var. HDP Grup Başkan Vekili. Bir değerlendirmeyi birlikte yapalım isterim. Hoş geldiniz Saruhan Bey. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederiz. Siz de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu soruşturmaya ilişkin soru işaretlerini ortaya koymuştunuz. 4 gün oldu. Pazar günü gözaltına alındılar. Bilebildiğim kadarıyla süreleri uzatma imkanı varken 4 gün sonra adliye çıkarttılar. 20 küsur savcı ifade alıyor. Çok hızlı bir biçimde soruşturmanın ilerlediğini görüyoruz. Siz ne görüyorsunuz fotoğrafta? Yani siz de biraz evvel söylediğiniz bir kere müthiş bir bilgi kirliliği var. Yani bilgi diye ortaya saçılanlar arasında o kadar büyük çelişkiler var ki, hani şöyle söyleyeyim, aynı gün diyelim Yeni Şafak gazetesinde yazan, bilgi diye yazan şeylerle Hürriyet gazetesinde yazan şeyler arasında bile çelişki var. Yani dolayısıyla hani iktidarın yanında yer alan basın kuruluşlarında bile çok ciddi bir çelişkili durum ortaya çıkmış vaziyette. Dolayısıyla bu bilgi kirliliğinin biz biraz da bilinçli olarak yaratıldığını doğrusu düşünüyoruz. Çünkü bir algı operasyonunun parçasıdır her zaman bilgi kirliliği yaratmak. Biz dolayısıyla bunun bilinerek yaratılmış bir bilgi kirliliği olduğunu düşünüyoruz. Birincisi bu. İkincisi, yani siz de söylediğiniz, aslında soruşturma çok yetersiz. Yani bu kadar önemli bir mesele varken ortada yani en basit sosyal medya paylaşımlarında bile 4 günlük soruşturma süresini, gözaltı süresini uzatan bir yargı mekanizmasıyla karşı karşıyayken bu kadar önemli bir mesele olmuş, bir katliam yaşanmış, büyük bir saldırı olmuş, 6 yurttaşımız hayatını kaybetmiş, bu kadar kısa zamanda yetersiz soruşturmayla bir sonuca varılmış olması mümkün değil. Yani çok rahat o gözaltı süreleri uzatılıyor, birçok konuda bu yapılabiliyor. Tabii. Ben İzmir'de HDP'ye yapılan saldırıdaki saldırganın da bir gün içinde, değil mi yanılmıyorsam, 17 saatte adliye sevkini görmüştük. Evet. Bağlantı evet. Var mı, kim yaptı, kim yaptır diye meraklandığımız bir hadiseydi. Evet. Şimdi evet. Bakıyoruz, burada da çok büyük bir olay bu. Yani Türkiye ayağa kaldıran bir olay, doğal olarak büyük bir terör eylemi. Ya evet. Bağlantıları nedir, nasıl olmuş, onlara ilişkin daha fazla soruşturma yapılması gerekmez mi diye düşünürken 4 gün içinde bir de 50 zanlıdan bahsediyoruz yani. Evet. Bunların birçoğu da Türkçe bilmiyor. Evet. Biraz bana o enteresan gelmişti, onun için üstünde durmuştum. Buyurun. Yani gerçekten öyle dediğiniz gibi ve yani bu da bizim aslında şu görüşümüzü kuvvetlendiren bir gelişme. Yani burada bir algı operasyonu sürdürülüyor kamuoyuna dönük olarak. Aslında söylenenlerle gerçekler arasında bir açı farkı var. Dolayısıyla hızlı bir şekilde bu algı operasyonunu sürdürerek bu meseleyi kapatmak istiyorlar bir taraftan da. Dolayısıyla böyle bir durumla karşı karşıyayız. Halbuki burada çok tartışılması gereken konu var. Çünkü şundan, yani daha genel çerçevede bakarsak biz bunu mecliste
hem HDP hem diğer muhalefet partileri geçtiğimiz yıllarda defalarca dile getirdik. Bütçe tartışmalarında da söyledik. Dışişleri Bakanlarına söyledik. İçişleri Bakanına söyledik. Bunların hepsini konuştuk defalarca. O da nedir? Bir Suriye politikası, yanlış bir Suriye politikası sürdürdü bu iktidar. Ve bunun sonucunda, bu yanlışın sonucunda Türkiye'ye şu anda sadece mülteci olarak, sığınmacı olarak gelmiş olanları kastetmiyorum. Sayısını hiçbirimizin bilmediği, zaman zaman işte IŞİD'de yer almış olan ya da ÖSO'da yer almış olan ya da El Nusra'da, Ahrar-ı Şam'da ya da HTŞ'de yer almış olan, yani oradaki Suriye'deki iç savaşta terör yapıları olarak uluslararası alanda tanımlanan yapılarda yer almış olan çok sayıda insanın, ki sayısını bilmiyoruz, Türkiye'ye geldiği aşikar. Zaman zaman ufak tefek operasyonlar oluyor. İşte IŞİD lideri bir yerde çalışırken yakalanıyor ya da ticari bir şirket kurmuş çalışırken yakalanıyor. Buna benzer ufak tefek şeyler oluyor ama biz şu anda Türkiye'deki uyuyan hücrelerin, hani o şekilde istihbaratçıların tabir ettiği bir şeyi söylüyorum, uyuyan hücrelerin kaç tane olduğunu, hangi şehirlerde olduğunu, ne yapmakta olduklarını, bunların hiçbirini bilmiyoruz. Ya eğer doğruysa mesela bu bombacı bombayı İdlib'den yanlarında getirdiklerini söylüyor. İşte, 4 aydır İstanbul'da, yani bombayla beraber önce İdlib'den Hatay'a, Hatay'dan İstanbul'a ve İstanbul'da 4 aydır bombayla geçen bir süre var anladığım kadarıyla. Bu çok feci bir şey yani. Evet, ayrıca bir de şöyle bir şey var. Yani biliyorsunuz İdlib ve Afrin aslında büyük ölçüde Türkiye'nin kontrolündeydi. Bu iktidarın kontrolündeydi. Hala da öyledir. Bazı yerleri HTŞ'ye terk edildi aslında. HTŞ de bir terör örgütü biliyorsunuz. Evet. Uluslararası, hatta Türkiye'nin de terör örgütü diye tanımladığı bir yapı. Dolayısıyla yani o kadar büyük belirsizlikler var ki, yani orada hangi pazarlıklar yapılıyor, neler konuşuluyor, kim ne adımlar atıyor, bunların hiçbirini kamuoyu bilmiyor. Ama işte sonuçlarla karşı karşıya kalıyor kamuoyu. Biz buna hep işaret etmiştik. Dediğim gibi bizim dışımızdaki muhalefet partileri de bu konuyu mecliste de gündeme getirdiler. Bütçe görüşmelerinde de gündeme getirdiler. Şimdi de gündeme gelecek bir konu bir kez daha. Dolayısıyla burada çok büyük belirsizlikler var ve Türkiye'nin, biz demiştik yani, Türkiye'nin geleceği açısından toplumun tamamının büyük tehlikelerle karşı karşıya bırakıldığı bir sonuç yarattı aslında Suriye'deki yanlış politikalar. Şimdi biraz bunun sonuçlarını maalesef çok tatsız bir şekilde yani görüyoruz. IŞİD'den ziyade PKK üzerinden bir değerlendirme yapıldığını görüyoruz güvenlik kaynakları tarafından. Şimdi bu meseleye diyorsunuz ya, mecliste hem biz hem muhalefet partileri tepki gösterdik diye, onlar da soru işaretlerini ortaya koydular. Grup toplantılarında da gördük bunu zaten. Hem Pervin Hanım'da hem işte Kılıçdaroğlu'nda hem de Meral Akşener'de. Cumhurbaşkanı bu yaklaşımdan pek memnun görünmüyor. Şöyle diyor, muhalefetin her zaman olduğu gibi bu olayların acısını hissetme işine biz zaten alıştık diyor. Yani bu terör olaylarının acısını hissetme işine alıştık. Bu muhalefet teröristlerle kol kola Ankara'dan İstanbul'a yürüyen muhalefettir diyerek Cumhuriyet Halk Partisi'ne suçlama yöneltiyor. Oradaki teröristlerle kol koladan kasıt da Ahmet Türk'le bir bölümünü o yürüyüşün gerçekleştirmiş olması. Biz bu muhalefete şu anda bunlar PKK'nın parlamentodaki uzantısıyla zaten beraber hareket etmiyorlar mı? Beraber hareket ediyorlar. Kaldı ki bunların şu anda kendi içinde zaten terör söylemlerini ifade eden kişiler yok mu? Var diyor. Şimdi tabii bu söylem bir hafta önce de AK Parti heyeti sizi ziyaret etti. Anayasa değişikliği için destek istedi. Geçen hafta o ziyaret sonrasında Devlet Bahçeli'nin açıklaması gayet doğal, olağan bulduğunu açıklamıştı. Bu hafta grup toplantısında Devlet Bahçeli de çok sertti. Bugün de Cumhurbaşkanı'na baktığımızda terörün uzantısına döndürmüş HDP'yi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki grubu bulunan bir partiden. Ne diyorsunuz? Bir şey mi dediniz? Yani biz anayasaya destek vermeyiz gibi bir şey mi oldu? Ya da verseydiniz böyle mi olurdu? Ne diye, nasıl yorumlayalım bunu? Yani aslında biz bunu bir iktidar açısından baktığımızda, hani çok büyük güvensizlik var bizim açımızdan. Biz doğrusu iktidarın attığı adımlara güvenmiyoruz. İşte bunlar çok açık olarak güvenmememizin nedenlerini de ortaya koyuyor. Bir samimiyet olmadığı kanaatindeyiz doğrusu. Yani gerçekten işte o gün sizin de şimdi görüntülerinizde var. Bir Bekir Bozdağ Adalet Bakanı başkanlığında bir heyet ziyaret etti bizi ve anayasa değişikliği ile ilgili önerilerini anlattılar görüşmede.
Onun ertesi günü biliyorsunuz İçişleri Bakanı Soylu ağır hakaretler içeren bir konuşma yaptı. Evet. Yani ikisi de aynı kabinenin üyesi. Şimdi biz dedik bu ne Paris, bu ne lahana turşusu. Ondan sonra aradan biraz zaman geçti. 8 Kasım'da siz de söylediğiniz MHP lideri Bahçeli olağandır bu görüşme dedi. Bir hafta geçti aradan, 15 Kasım'daki grup toplantısında yine ağır hakaretler, HDP kapatılmalıdır. Tahammül edemiyoruz diye, dedi. Tahammül edemiyoruz dedi ve benzeri. Yani aslında hem Cumhur İttifakı açısından baktığımızda hem de kabinenin üyeleri açısından, yürütmenin tamamı açısından baktığımızda sürekli bir gelgitler var. Yani bir laf öbür lafı tutmuyor. Dolayısıyla güvensiz bir ortam bu. Biz bunu politik bu olarak ziyarette, baktığımızda da... Saruhan Bey, bu ziyarette evet. Selahattin Demirtaş'ın babasını ziyaret için Diyarbakır'a götürülmesi, onun için de özel bir gayret sarf edilmesi, hadisesi birleştirildi bile. Yani böyle bir yumuşama dönemi gibi bir algı da oluştu o süreçte. Şimdi Yavuz Bey, biz şöyle bakıyoruz. Yani bu konuyu tabii, yani anayasa dışında hiçbir konu konuşulmadı bu ziyarette. O net, çok açık söyleyeyim. Biz zaten bunu doğru da bulmazdık başka bir şey konuşmayı. Onlar da öyle bir talepte bulunmadılar. Fakat bu Selahattin Demirtaş'ın babası ve Aysel Tuğluk meselesi. Evet. Şimdi bakın, bunlar çok insani meseleler. Yani Aysel Tuğluk çok uzun zamandır hasta olarak cezaevinde evet tutuldu ve aslında hastalığı gittikçe ilerledi ve maalesef doktorların son söylediklerine göre bize yani çok kolay kolay bir düzelme sağlanacak noktada değil artık. Halbuki biz uzun zamandır bu konuda talep ediyorduk. Yani Aysel Tuğluk serbest kalsın ve başka bir ortamda belki daha, yani hastalığın hızlı ilerlemesi yavaşlatılabilir belki diyorduk. Fakat bunu bir türlü anlatamadık. Biz Aysel Tuğluk politik nedenlerle serbest bırakın demedik. Tamamen insani nedenlerle. Şimdi Selahattin Bey'in babası meselesi de öyle. Çok insani bir şey. Babası ağır bir kalp krizi geçirdi yoğun bakımda. Politik bir şey değil. Gerçekten insani bir tutumdur. Biz bunu doğru buluyoruz, böyle bir şey yapmış olmalarını. Bir şekilde küçümsemiyorum. Yanlış anlaşılmasın bu söylediğim, ama çok insani bir şey. Yani Selahattin Bey de öyle bakar bu meseleye. Biz de öyle bakıyoruz. Yani politik yani bir yaklaşım yanlış olur diyorsunuz buradan yola çıkarak. Evet, yani evet, iktidarla evet. AK Parti ile HDP arasında böyle bir sıcak bir temas veya önümüzdeki dönemde işbirliği işareti olarak algılamak biraz ileri bir yaklaşım olur. Doğru olmaz. Yani bu çok, dediğim gibi, çok insani bir şey. Hani ağır bir kalp krizi olduğu için kaybetme ihtimalinin olması, Allah korusun böyle bir ihtimalin olması böyle bir sonuca yol açmış görünüyor. Yoksa herhangi bir politik, hani böyle bir özel gayret var ya Saruhan Bey, hani özel jet işte şeyle helikopterle götürme falan, pek alışık olunmadık bir tablo ya, onun için biraz daha fazla dikkat çekti. Yok, anladım ama şöyle bir şey, yani zamanla yarışma diye öyle bir tehlike de olduğu için mümkün olduğu kadar hızlı, bir de güvenli bir şekilde takdir etmek lazım tabii sadece. Evet, güvenli bir şekilde gitmesi de gerekiyor biliyorsunuz. Dolayısıyla böyle bir iki sorun olduğu için güvenlik ve zaman diye öyle bir şey tercih etmişler. Dediğim gibi bu tamamen insani bir şey. Bunun dışında bir konuya yormak doğru olmaz yani. Selahattin Bey de istemez böyle bir şey zaten. Peki şimdi anayasa için gelindi. Eskiye mi dönüldü? Her şey bitti mi Saruhan Bey? Yani o hani mecliste bir parti olduğu hatırlatılmıştı. Hatta biz gazete pencerede o manşeti attık. HDP'nin bir parti olduğunu hatırladı AK Parti diye. Şimdi tekrar geriye mi döndü her şey? Bitti mi yani bu mevzu? Valla tabii bilemiyorum. Dediğim gibi böyle bir gelgit hadisesi yaşanıyor. Şimdi sanıyorum bu hafta sonu meclis başkanlığına sunacaklar anayasa değişikliği tekliflerini. Sonra komisyona gelecek. Hani o arada ne olur ne biter, bizler nasıl tartışmayı sürdürürüz, bunları göreceğiz hepsini. Ama yani dediğim gibi, yani gerçekten büyük çelişkiler yaşıyorlar. O yüzden de biz büyük bir güvensizlik duyuyoruz bu iktidarın tutumuna karşı. Yani birinin söylediğini diğeri yalanlıyor, birinin yaptığını diğeri bozuyor durumu var. O nedenle güvensizliğimiz sürüyor. Sürüyor. Peki anayasa değişikliği ile ilgili bir şeyiniz var mı? Tavrınız var mı? Bunu AK Parti getirdi. İşte kökten karşı çıkarız veya içine bakarız, ona göre hareket ederiz. Muhalefet nasıl yapar bir onu gözleriz. Bir şey var mı orada, yani bir strateji? Yani biz bunu kendilerine de söyledik. Bize yazılı bir metin getirmediler. Şimdi herhalde meclis başkanına verildikten sonra, evet, ortaya çıkacak.
Dolayısıyla tabii ki yazılı metni görmek isteriz. Birincisi o. İkincisi şunu net olarak görüşmede de söyledik. Çıkınca da basının önünde bunu ifade ettik. Biz bu tür bir konunun referanduma gitmesini doğru bulmuyoruz. Bir temel insan hakkı ve özgürlüğü olduğu için referanduma sunulmasını doğru bulmuyoruz. Bunu kendine de söyledik. Yani bu bir referandumla sonuçlanacak bir süreçten yana olmayız biz diye. Ayrıca şunu da belirttik. Yani doğru başörtüsü meselesi hakikaten Türkiye'de çok uzun yıllar kanayan bir yara oldu. Fakat şimdi büyük ölçüde aşılmış bir durum. Bu konuda CHP bir yasa teklifi getirdi. Adalet ve Kalkınma Partisi anayasa değişikliği dedi. Biz bu herhangi bir açıdan bu konuda bizim bir sıkıntımız yok. Ama yeniden toplumu bu konu üzerinden kutuplaştıracak adımlar atılmasını da bir referandum sonucunda doğru bulmayız dedik. Dolayısıyla referandum meselesindeki tutumumuzu çok net olarak kendilerine açıkladık. Onun dışında gelir, metin görünür, tartışırız ve diğer muhalefet partilerinin durumuna da bakarız. Bunların hepsi meclisin içinde olan şeylerdir. Zaten kamuoyu önünde cereyan edeceği için biz görüşlerimizi de açıklayacağız. Fakat yani bu konunun yeniden bir açık yara haline gelmesine yol açacak bir adımın yanında olmayacağımızı çok net olarak söyledik. Pekala. Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için, zaman ayırdığınız için. Ben de teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Saruhan Uluç'la görüştük efendim. HDP Grup Başkan Vekili, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın HDP ile ilgili söylediği sözler. Yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir siyasi parti grup olarak görülüyordu önceki hafta. Şimdi terör örgütünün uzantısı olarak değerlendiriliyor Cumhurbaşkanı'nın açıklamasına baktığımızda. Bu konuşmalarda Cumhurbaşkanı tabii sadece bunları söylemedi. Söylediği başka şeyler de var. Özellikle İYİ Parti ile ilgili sözleri son derece dikkat çekiciydi. Onu bir arkadaşlarımız getirsinler ekrana. Ben de şöyle kalkayım. İYİ Parti konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan masadan kalk biçiminde bir çağrısı oldu. Ne diyor? Biz bu muhalefete yabancı değiliz. Bunlar PKK'nın parlamentodaki uzantısıyla zaten beraber hareket etmiyorlar mı? Az önce aktarmıştım Saruhan Bey'e sorarken. Beraber hareket ediyorlar. Bunların şu anda kendi içinde zaten terör söylemlerini ifade eden kişiler yok mu? Diyor Cumhurbaşkanı. Devamında bir diğer sözünü aktarmamız lazım. İYİ Parti'nin bunlarla aynı çizgiye düşmesi tabii düşündürücü diyor. Yani muhalefetin bütününü başka bir yere koyuyor, İYİ Parti'yi başka bir yere koyuyor. Daha önce de yapmıştı. Onlar niye bunlarla aynı masaya düşüyor veyahut aynı konuma geliyor? Bu tabii düşündürücüdür diyor. Hele hele böyle bir dönemde, temenni ederiz böyle bir dönem derken bu terör hadisesini kastediyor olma ihtimali yüksek. Temenni ederiz ki bunlar da bir dönüşüm yapmak suretiyle gerek bu masayı terk etmek, gerekse milli ve yerli bir duruş sergilemek üzere konumunu yeniden gözden geçirir diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Yani daha kestirme bir ifadeyle masadan kalksa iyi olur diyor diğer muhalefet partilerin. Çünkü devamında Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelik hayli ağır sözler var. Onu da buradan bulabilirsem size söylerim. Yani CHP'yi bırakın diyor. Zaten onlar işte HDP ile birlikte hareket ediyorlar noktasında Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bunu daha önce de yaptı Cumhurbaşkanı. Yani İYİ Parti'nin altılı masada olmasına çok doğal olarak çok memnun değiller. Çünkü bir sağ bloğu engellemiş oluyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'a göre ve Cumhur İttifakı'na göre. Eğer İYİ Parti de Cumhur İttifakı'nın içinde olsa Türkiye'de tam bir sağ blok olacak ve Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili de herhangi bir kaygı olmayacak. Tabii İYİ Parti tabanı Meral Akşener buradan hop Cumhur İttifakı'na gidebilir mi? Yani parti yetkilileri karar alıp gidebilirler ama taban gider mi? Anketlerin tamamına baktığınızda Cumhur İttifakı'na en mesafeli taban seçmen İYİ Parti seçmeni ve doğal olarak da parti yöneticileri bunu dikkate alıyorlar. Ben de bu açıklamalardan sonra İYİ Partililerle konuştum. Gün boyu Meral Akşener'in açıklamayı yapacağı saate kadar bir değerlendirme yapmaktan uzak durdular ama yazılmamak kaydıyla bunun olabilecek bir şey olmadığını da aktardılar. Ancak resmi olarak bunu söylemekten de uzak durdular. Sonra ne oldu? Sonra Meral Akşener İzmir'de gazetecilerin karşısına çıktı ve bu soruyla karşı karşıya geldi. Biraz da gülerek yanıt verdi. Var değil mi arkadaş o sesler?
o sesi, Meral Akşener'in sesini yok mu? Peki Meral Akşener orada ne diyor? Diyor ki Meral Akşener, bu bir yani sıkıştıkça bu meselede diyor, gelip bunları söylüyorlar. Ne kadar zor durumda olduklarını da ortaya koymuş oluyor bu söylem. Ve aslında seçim için başka bir alternatifin kalmadığı anlaşılıyor diyor. Bizim durduğumuz yer belli diyor. Milli ve yerli tanımlaması için onların bu sözü söylemelerine ihtiyacımız yok diyor. Ve aynı şekilde politikalarını devam ettireceklerini, ülkenin, halkın geleceğiyle ilgili oluşturulan kumar masasında yer almayacaklarını söylüyor Meral Akşener. Hayli sert ifadelerle bu daveti reddetmiş vaziyette. Peki bu dediğim gibi ilk değil, daha önce de oldu. Ne oldu? Bir hatırlayalım mı? Hem Cumhurbaşkanı Erdoğan, hem Bahçeli'nin hem sözleri vardı, hem de Meral Akşener'in onlara yanıtı vardı. HDP ile terör örgütleriyle el ele olmak milli ve yerli olarak düşündüğümüz İyi Parti'ye hiç uygunda düşmeyebilir. Diyorum ki dön evine, bitsin bu çile. En makul çizgide davettir. Temenni ederim ki birlik beraberliğin tesisine yönelik inşallah bir adım olabilir. Ortağıyla ilgilensin. Ne zaman Sayın Erdoğan'ın ilgisi azalıyor, Sayın Bahçeli başta ben olmak üzere partime sardırıyor. Evet, 21 Aralık 2020'de Devlet Bahçeli konuşuyor. 4 Ağustos 2020'de yine Devlet Bahçeli davette bulunuyor, evine dön diye. 8 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan bunun ne kadar doğru bir şey olduğunu söylüyor. Son olarak da bunlar 2 sene önce tartışılıyor. Son olarak da şimdi işte Endonezya dönüşü. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu talebini ineliyor. Yani kendi ittifakına davet ediyor. Dediğim gibi Meral Akşener biraz gülerek ama hayli sert ifadelerle bunu reddetti. Bugün İzmir'deydi. Dediğim gibi sabahtan bu yana aslında Meral Akşener'in nasıl yanıt vereceği merakla bekleniyordu. 2020'de verdiği yanıttan çok daha farklı bir noktada değildi. Bir izleyelim bakalım. Aslında hiç olmadık bundan sonra da olmayız. Çok milletimizin geleceğinin heba edildiği, ortaya sürüldüğü bir kumar masasında hiç olmadık bundan sonra da olmayız. Çok teşekkür ediyorum. Evet, milletin geleceğinin bulunduğu ve kumarın oynandığı masada olmayacakları net bir biçimde ifade etti. Aslında ilk işareti, böyle bir yanıt vereceğinin ilk işaretini İyi Parti Gençlik Kolları vermişti. İyi Parti Gençlik Kolları bu açıklamadan bir saat kadar önce sosyal medyada bir paylaşım yaptı. O da hayli eğlenceliydi. Bir duyalım sesi de. Ay harika ya! Evet, durup bu meselenin gündeme taşınmasına verilen tepki aslında İyi Parti'de böyle görünüyor. Bu stratejik olarak nereye tekabül ediyor sorusunun yanıtı için tartışmayı Akif Bekir ile birlikte sen ne dersin de yapacağız ama şöyle bir şey söylenebilir. Geliyor anketler, görülüyor ve bu sistem ortaya konurken, yani Cumhurbaşkanlığı sistemi %50+1 sistemi ortaya konulurken merkezde bir birikme veya sağda bir birikme ve Türkiye'nin sosyolojisinin de hesap edildiği açık. O sosyoloji içerisinde hani solun oyu %30'dur, %35'tir, sağ tarafın oyu %70'tir, %65'tir. Türkiye her zaman sağ iktidarlar tarafından yönetilir ki geçmişte de öyle olmuş yani. Türkiye hep sağ iktidarlar tarafından yönetilmiş. Bir daha da yönetime İşte Cumhuriyet Halk Partisi ve benzeri partilerin gelme ihtimali yoktur görüşüyle hareket ederek hazırlandığı açık. Burada oyunu bozan İyi Parti'nin karşı tarafta olması, ama zaten referandumda bu yönetim biçimine karşıydı, karşı olduğunu ortaya koydu ve partisinin kuruluşu engellendi, Milliyetçi Hareket Partisi'nde kongre yapılması engellendi ve Meral Akşener'in sistemin dışında kalması için her yol denendi. Seçime de giremeyecekti eğer, biliyorsunuz 20 milletvekili, 16 milletvekili de herhalde Cumhuriyet Halk Partisi destek vermeseydi, grup kuramasa Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Kemal Kılıçdaroğlu'nun sonra bu ittifakı oluşturması, Millet İttifakı'yla Meral Akşener'in de desteğiyle birlikte
yerel seçimlere girilmesi bütün sistemin kurgusuna ters bir sonuç ortaya koydu. Şimdi 2020'den bu yana Meral Akşener'e ne işin var orada deyim yerindeyse, ne işin var orada diye sesleniliyor. Kalk oradan gel buraya, evine dön çağrıları yapılıyor. Ama şu hep unutuluyor. Meral Akşener bir siyasi partinin genel başkanı. Ama tek başına değil, o siyasi partiye oy verenler var. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde o kadar milletvekilinin olmasının nedeni o siyasi partinin tabanı. Ve seçmeni ne diyor? Aslında Meral Akşener biraz da onu dinliyor. Seçmeni Cumhur İttifakı'nın uygulamalarından memnun değil. Hatta en fazla memnuniyetsizliğe sahip olan siyasi parti, İYİ Parti. O nedenle bu sonuç çok sürpriz değil. Özellikle Cumhur İttifakı tarafından bakıldığında gerçekten son derece sıkışık bir ortamda siyaset yapıldığının da göstergesi. Yani bir dersiniz, iki dersiniz, üç dersiniz. Sürekli böyle bir şey de var. Tahrik etme hadisesi var. Şimdi onlardan birisini örnek olarak size göstereceğim. Yani HDP ile iş yapılıyor, HDP ile masaya oturuluyor, HDP ile hareket ediliyor gibi değerlendirmeler yapılıyor. Hatta bugün şöyle bir haber de yayınlandı Kanal 7'de. HDP ile bakanlık pazarlığı ortaya çıktı diye Haber 7. Yani geçmişte 28 Şubat dönemine falan baktığınızda ağırlığı olan Kanal 7'nin haber internet sitesi, ağırlığı olan bir siteydi. Ama bugün yayınladığı yazıdan bazı parçaları okuyacağım size. Anlayacaksınız aslında yapılmak isteneni. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söylediği sözlerle de belki bağlantılı olarak değerlendirmekte fayda var. Sosyolog Doktor Adem Palabıyık, bu bir akademisyenmiş. Ona dayandırılarak veriliyor bu. HDP'nin altılı masanın İsmi resmen açıklanmayan 7. ortağı diye başlıyor haber. HDP'nin kurmayları seçim için kadro pazarlıklarını 12 ilde teşkilatla paylaştı diyor. Yani HDP altılı masayla pazarlık yapmış ve kadro ile ilgili bir takım anlaşmalara varmış. Buna göre altılı masa seçimi kazanırsa HDP'ye 4 bakanlık verecekmiş. 3 bakanlık teklifi alan HDP Aile, Kültür, Turizm ve Gençlik Spor Bakanlığı'nı istedi. 4. bakanlık içinde gözleri Çevre ve Şehircilik'te. Diyanet İşleri içinde ısrarcı olan HDP, eş başkanlık modeli bir kadın atamayı AK Parti ile de radikal şekilde hesaplaşmayı planlıyor diyor. Şimdi altılı masanın ne yaptığını biliyoruz. Anayasa üzerinde bir anlaşmaya çalışıyorlar, bir hükümet programı üzerinde anlaşmaya çalışıyorlar. Daha ortak aday meselesi gündeme gelmemiş. Bununla ilgili değerlendirmeler yapılıyor. Daha yolun başındalar. Daha hani kadrolar paylaşılmış değil. Oraya o gidecek, buraya bu gidecek, buraya bu bakanlık gibi bir şey de söz konusu değil. Ama Kanal 7'de yayınlanan habere baktığınızda, daha doğrusu bu bir bilgi. Haber ama bir sosyoloğa dayandırılan, hali hazırda üniversitelerde görev yapan bir sosyoloğa dayandırılan bir bilgi. HDP'ye 4 bakanlık verilmiş, onların isimleri var. Diyanet İşleri Başkanlığı'nda da eş başkanlıkla beraber bir kadın atanacak diye tahrik etmeye çalışan, eğer tahrik olması muhtemel isimler varsa, özellikle AK Parti tabanında gönlü kayan olursa diğer tabana, DEVA'ya, İYİ Parti'ye, işte Gelecek Partisi'ne, onları oradan uzaklaştırmak için büyük bir operasyon. Ve bu operasyon iktidarı destekleyen internet sitelerinde çok rahatlıkla, büyük medya kuruluşu bu aynı zamanda iktidarı destekleyen, çok rahat yapılabiliyor. İşte şöyle de duyuruluyor: HDP'ye 4 bakanlık altılı masadaki seçim pazarlığı deşifre oldu. Kim deşifre etti? Sosyolog Doktor Adem Palabıyık. Nerede görmüş? Neymiş efendim, HDP'liler gittikleri teşkilatla yaptıkları toplantılarda bunu söylüyorlarmış. Ya yani Türkiye'de o kadar gazeteci var, hiçbirisi bundan haberdar değil. Bir tane sosyolog bunu söylüyor ve bu sosyoloğu alıp kocaman haber yapıyorlar. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söylediği sözler de, diğerleri de hep böyle İYİ Parti'yi tahrik etmek, İYİ Parti'yi o masadan kaldırmak, İYİ Partisiz bir ittifak bırakmak, Cumhuriyet Halk Partisi'ni aslında tek başına bırakmak ve İYİ Parti'yi de diğer ittifakı alarak bir sağ blokla seçimleri rahatlıkla geçebilmek üzerine. Ama şu ana kadar o girişimlerin bir sonuç vermediği de görülüyor diyelim. Şimdi bu Türkiye'de siyasi gerilimler, tartışmalar yaşanıyor. Özellikle iktidar partisine yönelik hayat tarzına müdahale ile ilgili eleştiriler getiriliyor. Kadınların yaşam biçimleriyle ilgili değerlendirmeler yapılıyor ama
Yani Türkiye'de şu anda kadınların, toplumun elinde bulundurduğu bir takım özgürlükler, laiklikle beraber her ne kadar aşındırılsa da laiklikle beraber gelen insanların, özel yaşamların kendine ait olduğu kuralı diğer ülkelerde olmadığında nasıl bir tartışma, çatışma konusu olduğunda görebiliyoruz. İran en yakın örneklerinden birisi. Yani bir hak kaybedildiğinde onu kazanmak için can vermek gerekiyor. İran'da da bu yapılıyor. Dün akşam itibariyle işte ikinci ayını geçti İran'daki protestolar. Bir genç kadının öldürülmesiyle başlamıştı başörtüsü protestoları. Kadınların öncülüğünde başlamıştı. Dün dini liderin talimatıyla daha sert müdahalelerin yapılacağını ilişkin bir beklenti vardı. Öyle de oldu. Şimdi neler yaşandığını İran'ı çok yakından takip eden Arif Keskin'le konuşmak istiyorum. Arif Keskin karşımızda. Biraz da üzülerek bir takım videoları paylaşıyor. Şimdi biz konuşurken siz de göreceksiniz. Çünkü gerçekten çok sert müdahaleler olduğunu, ben mesela bir metrodaki müdahalenin son derece can sıkıcı olduğunu gördüm. Ama kendisi bir İranlı olarak tabii daha ilgili ve daha detaylı bir şekilde bu meselelere bakıyor. Hoş geldiniz Arif Bey. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Teşekkür ederiz. Dün herhalde diğerlerinden farklılaştıran hadiseyi dini liderin talimatı değil mi hükümete, güvenlik güçlerine? Yani dün siz niye o kadar telaşlandınız, çok daha kötüsü olabilir endişesi taşıdınız? Aslında temel şey şuydu, aslında İran devletinin bu 3 gün önceki dönemi kastediyorum. Bu olaylar başlamadan önceki yorumu şu yöndeydi. Aslında biz gösterileri kontrol altına aldık ve aslında gösteriler rejime beka anlamda sorun teşkil etmeyecek noktaya inmiş durumda. Bu devletin tüm organlarının Hameneye verdiği rapor buydu. Hatta hatırlarsanız istihbarat bakan yardımcısının bir ses kaydı dışarı çıkmıştı. O ses kaydında da aynı şey söyleniyordu. Yani şudur, devletin tüm istihbarat organlarının verdikleri rapor şuydu. Gösteriler devam eder ancak biz gösterileri kontrol altına aldık. Daha gösteriler rejime beka anlamında bir tehdit teşkil edilebilecek bir noktada değil. Olur bundan sonra ama ne olur, bir yerde bomba patlatırlar, insan öldürürler ama böyle kolektif olarak kitlesel bir eylem gerçekleştiremezler. Ama aniden bu böyle bir devlet, böyle bir yorum yaparken, böyle bir noktada olurken aniden bu 2019 şeylerin yıl dönümünde beklemedikleri kitleselliğe ulaştı. Yani tam tersine bu gösterilerin başladığından sonraki farklı bir evreye de sıçradı. Grevler başladı ve vesaire. Ve bu bir yönüyle de devleti şaşkınlığa uğrattı ve bunu hep söylüyorlar, devlet bütün analiz körlüğünü yaşıyor. Tırnak içinde söylüyorum. Yani bütün analiz edemiyor, süreci öngöremiyor. Ve bu nedenden dolayı devletin içinde şu oldu. Bu süreç bizim beklediğimiz gibi, biz bekliyoruz. Zamanla bunlar ayıklanır. Yorulurlar, çekilirler ve bu iş biter. Bu zamanla bitmiyor. Zamanla bitmiyorsa, uzun süre zaman devam ettikçe de bunlar daha genişliyorlar, büyüyorlar ve bunlara katılımcılar artıyor. Bunların yanına öğrenciler vardı. Şimdi cesaret bulaşıyor. Cesaret bulaşıyor yani baktığınızda. Evet, cesaret bulaşıyor. Bu nedenden dolayı bunu hemen kısa sürede bitirilmesi gerekiyor. Ve bunu kısa sürede boğma şeyi gerekiyor. Ve bunun böyle bir karara geldiklerini, şimdi bu karar aslında devletin kendisini de sarstı. Şu şekilde sarstı. Mesela dünden önceki gün İran basınında şöyle haberler çıkmaya başladı. İçeriğini söylemediler de. Mesela şu yargı erki başkanıyla, cumhurbaşkanıyla, birçok yetkililerle, diyelim ki eski Cumhurbaşkanı Muhammed Hatemi dahil birçok kişi farklı kollardan görüşmeler yapıyorlar. Bu görüşmelerin içeriği açıklanmadı ama içeriği net olarak şuydu, yani bir gittiğiniz yol doğru değil. Yani bir yönüyle de devletin bir bölümü, özellikle de o çelik çekirdek demeyelim, devleti yöneten grup demeyelim ama
devletin yöneten gruba yakın olan kişiler buraya girmeyin şeyindeydiler. Çünkü çok riskliydi. Bakınız mesela riski de... Yani girmeyin yaşadı. Dedikleri şey şiddetli müdahaleye de bulunmayın anlamında mı? Dondu herhalde. Arif Keskin'e bir tekrar bir bakalım. Evet, tekrar arıyorlar. Arif Keskin diyor ki aslında yani meseleyi... Evet, beni duyabiliyor musunuz Arif Bey? Girmeyin dedikleri yer... Evet, sizi duyuyorum. Sert müdahale miydi yani o eski cumhurbaşkanının? Evet, bir takım evet. Sert müdahaleye girmeyin. Sert müdahaleye girmeyin. Girerseniz iş daha böyle çığırından çıkar diye. Büyüyer, daha büyüyer. Evet. Bakınız mesela zaten dedikleri de oluyor. Bakınız dün İzze diye bir küçük bir yer var. İzze'de öyle bir şey yaptılar ki insanlar gittiler dini medresi vesaireye yaktılar. İzze neresi biliyor musunuz? Mesela İzze Lor Bahtiyarilerin kenti, Lorların kenti. Lorlar silahı severler. Bu İran kültüründe çok önemli. 1906'dan sonraki Meşrutiyet Hareketi'nin kilit grubudur Lorlar. Şimdi mesela bugün mesela ben Lorların şeylerini duydum. Mesela diyorlar ki bizim il diyor, bizim aşiretlerin önemli bölümü şu anda silaha sarılalım diyorlar. Hı. Silahlı çatışalım diyorlar. Hatta düşünün diyorlar ki biz cenaze törenlerimizi silahla yaparız. Şimdi böyle bir ama İzze'de insanı öldürdüler. Şimdi o gün gittiler Belucistan'da Beluçları öldürdüler. Hala Beluçları bir türlü gönlünü alamıyorlar. Çünkü şöyle bir durum var. Daha şunu herkes biliyor. Daha İran'da öldürmek işe yaramıyor. Birini öldürüyorsun 10 kişi geliyor. Eskiden evet işe yarıyordu. Bu nedenle duruyor. Onlar Hameni'ye söylüyorlar. Sen buraya girme. Çünkü buraya girersen... Ama o ısrarlı anladığım kadarıyla. Efendim? Israrlı ama anladığım kadarıyla Hameni. Evet. Zaten dün en ağır şeyini koydu. Koydu. Şimdi koydu ama sonuç ne? Sonuç ne oldu? Bugün grevler daha da genişledi. Bugün büyük ihtimal şimdi gösteriler başladı İran'da. Şu anda başladı gösteriler. Biz konuşurken İran'ın kentinde gecelerin çok ağır bir şey. Bütün kentlerde oldu. Var mı Arif Bey? Ya ne kadar yaygın? Tahran'da her görüyorum ben. Var. Başka kentlerde görüyorum. Her yerde görüyorum. Her yerde var. Her yerde var. Öğrenciler, gençler, kadınlar. Anladığım kadarıyla bunlar çok yaygın. Orta evet, yaş işte sokakta mı? Şu anda mesela İran haritasını şey yaparsak, yani İran haritasının bazı küçük kentleri, şunları bunları dışarıda bırakarsak, İran'ın geneline yayılmış durumda. Ama genelde şöyle oluyor, yani her gün her kent çıkmıyor. Belki bir gün iki gün duruyorlar, yine geliyorlar. Ama gösteri her yerde oluyor. Her yerde oluyor. Her yerde var. Yani İran'ın geneline. Mesela şeye bakalım. Şimdi mesela yarın Belucistan topyekün gelecek. Yani Belucistan topyekün. Öyle bir şey. Yani İran'ın geneline yayılmış durumda. Peki öğrenciler, gençler, kadınlar önde değil mi? O yani şimdi orta yaşlar kadınlar, dahil oldu mu mesela? Şöyle oluyor aslında Yavuz Bey. Gösteriler zayıflayınca, biraz daha zayıflayınca kadınlar ve gençler taşıyıcı oluyor. Gösteriler büyüyünce kadınlar ve gençler ikincileşiyor. Yani sorun o. Mesela ayrıca gösteriler Tahran'ın dışında çevreye yayıldığında kadınların şeyi azalıyor. Mesela örnek veriyorum, Belucistan'ın gösterdiğinde bir tane kadın bulamazsınız. Bir tane kadın yok. Yani kadınlar ve gençler genellikle İran'ın merkez bölgelerinde, gelişmiş ekonomik olarak gelişmiş bölgelerinde, çevrede gösteri olunca kadın sayısı az, genç sayısı da azalıyor, yaş ortalaması yükseliyor. Yükseliyor. Peki Arif Bey, nereye gidecek bu? İki ayı geçti yani, bugün yarın işte müdahale eder biter, şu olur bu olur falan derken belli ki bitmiyor yani, bitecek gibi de görünmüyor. İşte Batı suçlanıyor, Amerika suçlanıyor, İsrail suçlanıyor, her ülkede gördüğümüz gibi bir dıştan mihrak bulunuyor falan ama belli içeride fokur fokur kaynayan bir İran var. Sonunda kabul edecek gibi görünüyor mu? Çünkü grevler de başladı, dediniz ki bu çok kritik. Evet, bakınız Yavuz Bey, şu anda İran aslında sadece devlet olarak söylemiyorum, toplumsal olarak çok büyük bir riske doğru sürüklüyor.
sürükleniyor. Sürüklemenin en önemli nedeni şu. Hı hı. Bu siyaset bilimi açısından da önemli bir durum. Bir taraftan şu anda devlet, yöneticiler gösterileri bastıramıyorlar. Bastırabilecek güçte değiller. Bu net olarak gözüktü. Bundan sonra da belli bir süre zaten gösteriler. Diğer taraftan göstericiler de, protestolar da rejimi devirebilecek güce hala erişebilmiş değiller. Ve erişebilmeleri de yakın zamanda gözükmüyor. Yani ortada bir pat durumu var. Ortada böyle bir denklem oluşmuş. Ve bu denklem aslında bu iki gücün birbirini yenememesi ülkeyi tam anlamıyla rehin almış durumda. Ve bu uzun ve zamanda protestocuların da rehine. Aslında bu durum protestocuların kazandığı anlamına geliyor. Sonuç itibariyle İran devlet olarak orayı yönetiyordu. Egemenlik tek başına onun elindeydi. Şu anda egemenliği zorla bölüşmüş durumda. Bir yörü de şu anda protestocuların elinde. Ama böyle gitmez değil mi Arif Bey? Yani bir yerde bir şey olacak. Ya birisi taviz verecek ya göstericiler sokaktan çekilecek ki pek öyle de görünmüyor. Yani bir yerde bir uzlaşma olacak herhalde. Onun için eski cumhurbaşkanı falan devreye giriyor. Son bir dakikamız ama size çok küçük de olsa bir yorumlarınızı istiyorum. Bu bir yerde çözülecek ama net olarak ben şunu rahatlıkla söyleyebilirim. İran İslam Cumhuriyeti olarak o rejimin biz geri sayımı dönemindeyiz. Ha, bu bir yıl mı sürer, iki yıl mı sürer, üç yıl mı sürer, üç ay mı sürer? Ama rejimin ömrü doldu diyorsunuz siz. Rejimin ömrü doldu. Peki. Çünkü bunun bir rejimin ömrü doldu ama bu son dönemleri ne kadar yaşar bunu kimse bilmiyor. Kimse tahmin edemiyor. Ama şunu net olarak görülüyor ki daha o toplum, bu protestolarla birlikte o toplum daha onu istemiyor. Peki. Ama bunun nasıl ilerleyeceğini kestirmek çok zor. Ama bu kriz belli bir süre devam eder. Peki. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için, değerlendirmeleriniz için. Eksik olmayın. Arif Keskin sağ olsun çok yakın takip ediyor ve bize de oradaki gelişmeleri aktarıyor. Arkadaşlar süre bitti diyor ama şu Azerbaycan'da ki hava durumu spikerinin protestosu gerçekten çok önemliydi. Onu da bir gösterelim de öyle çıkalım arkadaşlar. Sesli verelim lütfen. Havanın değişken bulutlu geçmesine bakmayarak inanırız ki Tebriz'de hava daim güneşli olacak. Özünüze yaxşı baxın, değerli Güney Azerbaycanlıları. Evet, Güney Azerbaycanlılara mesajı bu şekilde veriyor. Azerbaycan'da hava durumu spikeri her yerde oluyor. Milli sporcular kendi milli marşlarını söylemiyorlar. Çok önemli isimler göstericilere destek veriyorlar. İran eski İran olmayacak, orası açık. Şimdi bitireceğiz. Birazdan yalnız sen ne dersine başlayacağız. Kritik başlıklar var konuşacağımız. Hem İyi Parti manevrası iktidar partisinin, hem İstiklal Caddesi'ne konulan bomba ve sonrasındaki tartışmalar. Ve diğer başlıklarla beraber sen ne dersin Akif Bekir ile birlikte yapacağız. Onun için bir kahveyi alın. Birkaç dakika sonra buradayız efendim. Görüşmek üzere.
Evet, sen ne dersin de beraberiz Akif Bekir ile. Bugün gecikmedi. Yavuz, zamanında girdik. Ben yapmadım. Altılı Masa yaptı. Kılıçdaroğlu yaptı. İmamoğlu yaptı. New York Times yaptı. Üst Akıl yaptı. Ben evet. yapmadım. Sen üst niye gecikmeden ama. Beri sorumlu tutuyorsun? Kaç kere anlatayım üst daha? Akıl, üst Akıl. Orada da bir Üst Akıl devredi. Üst Akıl kafası mı karışmış öyle? Ben öyle bir şey okudum. Üst Akıl her şeyi birbirine karıştırmış. Karıştırmış değil mi? O kadar karıştırmış, o kadar karıştırmış ki. Bu birbirinin boğazına çöken can düşmanı terör örgütleri var ya. Evet. PKK ile IŞİD. Evet. Onları artık birlikte ortak eyleme gönderiyormuş. Düşün. Öyle yazıyorlar. Yani şimdi orada da bir karışıklık var. Cerablus'a göndereceklerdi bizi diyor. Cerablus bildiğim kadarıyla PYD'nin etkisinde bir yer değil. Yani milli ordu mu? İşte yani neyse Suriyeli Suriye güçlerinin elinde. Muhalif unsurların elinde. Türkiye destekli muhalif unsurların. Muhalif unsurların. Şimdi öğreniyoruz ki İdlib'e göndermişler. İdlib kimin elinde? HTŞ diyebiliyoruz herhalde. Yine Türkiye'nin kontrolünde bir durum. Kimi göndermişler? Bombacıyı. Taksim bombacısı. Taksim bombacısı. İdlib'e gitmiş Temmuz'da. Temmuz'da arabaya binmiş, pardon, Hatay'a geçmiş. Oradan paramotorla uçmamış. Paramotorla uçmamış. İstanbul'a kadar. Direkt geçmiş. Öyle paramotorlar icat edildi biliyorsun. Biliyorum. O ama Mersin'e sen gelmişlerdi. 13 saat durmadan uçuyorsun. Memmiş'ten Mersin'e gitmişlerdi. 13 saat demişler. Şimdi Memmiş'ten İdlib'e karayoluyla gidiyorlar. Yani az daha zorlasalar transatlantik uçar yani. Deniz aşırı. Mümkün. Deniz aşırı. Mümkün. Buradan mümkün. Bastı mı? Mümkün. Motoru çalıştırdı mı soluğu ta Los Angeles'ta alabilir. Bu seferki yani. Terörist belki de yeteneksizdi bilmiyorum. Uçma yeteneği yoktu. Yani karayoluyla gelmiş. Karadan gelmiş. Karadan gelmiş İdlib'e. İdlib'den Hatay'a geçmiş. Hatay'dan İstanbul'a gelmiş Temmuz ayında. Hı. Ve İdlib'den Hatay'a, Hatay'dan İstanbul'a gelirken yanında bombayı da taşımış. Hı. Bombayla beraber gelmiş. Oradan buraya kadar bombayla gelmiş. Dört ay bombayla beraber evde yaşamışlar. Ya da atölyede. Hı. Sonra işte şey keşif için falan bir iki defa Taksim'e gitmiş. Yanında kocası diye gelen insan yanında değil o keşiflerde. Hı. Ama eyleme beraber gitmişler. Eylemden sonra tek başına taksiyle dönmüş. Onu alacak olan, istihbarat uzmanı olarak yetiştirilen bu bombacıyı alacak olan her yer polis dolu diye onu almamış. Bulduğu ilk taksiye binmiş. Oradan işte şeye Esenler'e gitmiş. Esenler'den Küçükçekmece'ye. Bu arada 4 aydır birlikte yaşadığı kocası görünümlü vatandaş da birileri tarafından alınıp Edirne'ye götürülmüş. Ama bombacı bırakılmış her nedense. O götürülmemiş. O kayıp o isim. Burada bombacı kadın var. Bu kalmış burada yakalanmış. Yavuz iktidar mecralarında biri operasyonel bir mecra. Şimdi epey iktidara yanlamış durumda. Diğeri de direkt iktidar gazetelerinden bir tanesi En Eskisi. Hatta Yeni Şafak. Şöyle şeyler yazıldı. Yani IŞİD'lileri devşiriyor. YPG, PKK ve onları kurye olarak bombalı eylemlere gönderiyor. Bombayı onlara taşıtıyor. Bu da onlardan biri. Bu sadece PKK'nın terör örgütü olarak tek başına yaptığı bir eylem değil, Taksim saldırısı. Bunları bir araya getiren, yani işte IŞİD'liği PKK'ya kurye yapan bir üst akıl var. Ortak eylem yapıyorlar. Bu ne hatırlattı sana? Kokteyl, terör kokteyli. Gar saldırısı. Orada da Gar saldırısında böyle denmişti. IŞİD PKK ortak eylemi denmişti. Evet. IŞİD de PKK birbirinin can düşmanı. Yani gördükleri yerde birbirlerini öldüren, boğazını sıkan, kesen insanlar. Evet. Diğer mecrada dediğim haberi veren ya bu tür yayınlar yapan diğer mecrada şöyle bir bilgi vardı. Tamam bunları YPG PKK devşiriyor IŞİD'lileri. Çok sayıda böyle şeyi var. Suriyeli Arap kuryesi var. IŞİD'li kuryesi var. Öyle düzeltelim onu. Dolayısıyla atipik görünebilir. PKK profiline uymayabilir. Yakalanan terörist ama açıklaması bu demeye getiriyorlar. Açıklaması bu. Evet ya yani işte gibi görünüyor ama bunun bir izahı var. Bunları devşiriyor ve kullanıyor kurye olarak bombalı eylemlerde. Aşk yüzünden olmuş zaten. Tabii. Bir erkeğe aşık olmuş. O erkek YPG'liymiş.
Onu o götürmüş. Ama ondan sonra da onunla irtibatı kesilmiş, PYD'yle irtibatı kesilmemiş. Şöyle bir bilgi var. Bu yetiyor mu? Yani aşık olduğu erkek YPG'li çıkınca YPG'nin bombasını taşımaya, onun için terör saldırısı yapmaya yetiyor mu? Hayır. İstihbarat eğitimi alması. Hayır. O da yetmiyor. Kısa eğitim veriyorlarmış. Kısa istihbarat kısa. IŞİD'leri kısa bir eğitimden kurstan geçirdikten sonra kurye olarak kullanıyorlarmış. Fakat kuryelik yaptırmaları başka bir nedene dayanıyor. Yaptırma güçleri başka bir şeyden geliyor. Tehdit, şantaj, para. Öyle yazıyordu. Nasıl yaptırıyorlar bu kuryeliği IŞİD'lere, YPG, PKK? Ya tehdit, şantajla ya da parayla bombalarını taşıtıyorlarmış. Yani götürür bombayı şuraya bırakır. Cebine kaç para koymuşlar İdlib'e giderken bombacın? Kaç para koymuş? 400 lira. 400 liraya mı yapmış bunu? Yani bilmem. Tapınak. Yani analoj aslında bir bu arada. Ki, şey bir, değil yani bu. Bir yazdım da bugün ben. Bir terör yüksek terör örgütleri yüksek konseyi var. Yazıdan onu anlıyorsun mesela. Bir, o gazetenin yayın yönetmeni yazmış mesela. Bir tek bunu dememiş. Onu anlıyorsun. Bir terör örgütleri yüksek onu konseyi var. Onu verebiliriz arkadaşlar. Yeni şey yuvarlak var. Masa gibi. Bunlar yer altında bir dehlizde bir karanlık bir yuvarlak masada toplanıyorlar. Tapınak şövalyeleri gibi bir şey yani. Aslında tamam, tam Kurtlar Vadisi senaryosu. Tabii. Yani. Yani bu operasyonu onlar planlıyorlar. İşte oturuyor oraya konsey üyeleri. Gizli dünya devleti hükümeti gibi bir şey. Evet. Oturuyorlar. Gerçekten bu Kurtlar Vadisi'nde vardı acaba. Tabii. Oturuyorlar, masayı kuruyorlar ve karar veriyorlar. Diyorlar ki bu birbirini boğazlattığımız iki terör örgütü var ya, ikisine ortak bir eylem yaptıralım. Bombayı bu getirsin. Yavuz, bombayı bu getirsin. Kuryeliği bu örgütün teröristi yapsın. Dolayısıyla bu talimatı da diğeri versin. Tabii, müşterek bir terör eylemi olsun. Talimatı da diğeri versin değil mi? Bunu söylüyorsun değil mi? Evet. Ne gayeyi, diyor? Hayal kırıklığı bombaları. Taksim'deki saldırıda terör örgütlerinin üst aklı da bu kalleşliğin içindedir. Terör örgütlerinin arkasındaki eller ve siyasi uzantıları böylesine bir çare duruma düştüklerine göre herkesin çok daha dikkatli olması gerekir. İçinde anlatıyor. Yani bu diyor sadece PKK'nın tek başına yaptığı bir saldırı değil, terör örgütlerinin ortak saldırısı diyor. IŞİD'den, FETÖ'den bahsediyor. Ben dayanamadım işini okumaya da. Evet. Anlıyorsun ki FETÖ, IŞİD ve PKK birlikte yaptı. Ortak operasyon. Deniyor, evet. Peki başka bir şey daha söyleniyor. Şimdi üst akıl kime gönderme? ABD. Aynı gazetede başka bir yazı doğrudan zaten ABD'yi de suçluyor, suçlamaya devam ediyor. Yani Cumhurbaşkanı'nın da zaten daha önce Biden FETÖ'yü, FETÖ elebaşını saklıyor diyerek bu saldırı öncesinde ABD'nin terör ilişkisini ifşa ettiğini söyleyen yazı bile var. Çok güzel. Neyden sonra? Biden'la görüşmeden sonra. Biden'la görüşmeden yüz yüze Biden'ın taziye dileğini alıp kabul ettikten, teşekkür ettikten ve ilanla ABD bayrağını koyup Cumhurbaşkanı Erdoğan teşekkür ettikten sonra hala bunlar yazılıyor. Hala yokmuş gibi yapıyorlar. Öyle bir şey olmamış. Yani ama Cumhurbaşkanı Biden'ın terörcü kınaması, saldırıyı kınaması, taziye dilekleri ve dayanışması için teşekkür etmemiş, ilan yayınlamamış gibi devam ediyorlar. Cumhurbaşkanı da bu terör saldırısının arkasında ABD'yi görüyor gibi anlatıyorlar. Peki ne bu? Yani ne diyeceğiz buna? Yavuz, Kobani'ye dayandırıyordu ya. Şimdi onu söyleyecek. Kobani kimden soruluyor? Rusya'dan. Anlatmıştım evet, burada. Evet, 2019'dan evet. Beri Putin'le anlaştı. Ama şimdi Münbiç'e dayandırılıyor. Onu demek istiyorum ben de. İlk açıklama Kobani'ydi. Şimdi Münbiç oldu. Evet. Yok hala şey devam mı? Münbiç'ten bir şekilde Kobani'ye gitmemiş mi? Değişti yok, mi hayır. Hikaye? Değişti. Zaten hikaye yeniden yazılıyor. Zorları ne? Niye yeniden yazıyorlar? Oraya getireceğim de. Ya arkadaş, bahsettiğiniz bölgeler Rusya ve YPG'nin himayesi artık Rusya'da. Rusya'dan soruluyor. Sorumlusu Rusya. Cumhurbaşkanı peki Rusya'nın taziyesini iade etti mi? İçişleri Bakanı. Çünkü sanki Cumhurbaşkanı girmedi o işe. Bir ülkeyle, hele ABD gibi bir ülkeyle ipleri koparma hak ve yetkisi zaten İçişleri Bakanlarında olurmuş gibi. Tabii. İpleri koparıp attı. Taziyelerini fırlatıp yüzlerine attı. Ya o Cumhurbaşkanı'nın vereceği bir karar ve edeceği laf değil o. İçişleri Bakanlığı bakanlarının edebileceği bir laf. Yetkisinde ya. Değil efendim? Mi? Yetkisinde değil mi? Öyle oldu anlaşılıyor. Zaten yurt dışına huzurda götürüyor ya İçişleri Bakanı. Evet. ABD'den, Batı'dan,
Orta Doğu'yu kurtarmayı vaat ediyor. Şam'a, Bağdat'a huzur götürmekten bahsediyor. Vaatlerde bulunuyor filan. Yani görev alanı çok geniş. Sadece burada yapamıyor. Görev zaten alanı çok geniş. Eylem sırasında da İdlib'deydi biliyorsun. Açılıştaydı. İçişleri Bakanı bunları yaptığında sormuştum. ABD ile ipleri kopardı. Hadi yetki onda diyelim. Ya Cumhurbaşkanı'nın haberi var mı bir? İkincisi, yani eğer bundan dolayı taziye yüzüne fırlatılacaksa Kobani'den Rusya sorumlu, onun taziyesi ne olacak demiştim. Cumhurbaşkanı Rusya'ya da teşekkür etti. Rus bayrağı evet. da var o ilanda. Tabii. Taziye dileklerini aldı ve kabul etti. Ya bunda bir yanlışlık da yok bu arada. Yani Cumhurbaşkanı'nın yaptığı zaten olması gereken. Ama dışarıya dönük bir şey o. Sen İyi de karıştırıyorsun. Peki, ben ne söylüyorum, tamburam ne çalıyor denir biliyorsun. Cumhurbaşkanı ne söylüyor, tamburası ne çalıyor? Ama işte yani, bu ne? Ama niye buna şaşırdığını ben şaşırıyorum. Çünkü içeriye dönük bir politikamız var. İçeriye dönük, içeride çözülmesi gereken bir politika. Dışarıda içeriye dönük gayet güzel meseleyi izah ediyor. İşte olayın bize bakan yüzü bu yani. Bize bakan yüzü bu. Sen ne uğraşıyorsun o teşekkürlerle? Neye alakalı? Sen ne yapacaksın şey. Biden'a ne söylediğiyle ne ilgileniyorsun orada? Her madalyon, buradan ne söylediğimize baksan. Her madalyonun iki yüzü vardır tabii. Sonuçta. Biz bize bakan yüzüyle ilgilenelim. Orada söylediğimize diyelim. Bakmayacağım. Burada ne söylediğimize bakacaksın yani. Geliyorum bugünkü büyük ödül soruna Yavuz. Bilirsen yine büyük ödül alacaksın. Yine mi ya? Ben gafil avlanıyorum buralarda. Buyurun. Hikaye, yakalanan teröristlerin geçmişi, kimliği kavis verilerek değiştirilmeye başlandı. Yeniden yazılmaya başlandı. Şu anda bunu IŞİD girdi işin içine. Ortak eylem. Evet. Zorları ne? Sence niye? Yani bir şeyin yolu yapılıyor. Bir şeye altyapı hazırlanıyor. Belli. Evet. Sence neyin altyapısı hazırlanıyor? Neye yol yapılıyor? Mesajı aldık dememiş miydi Süleyman Soylu? Herhalde o mesaja karşılık verirken o altyapı hesabı yapılmıyor muydu yani ona? Hayır. Yani yarın öbür gün, demek istediğim şu, yarın öbür gün iddianame çıkacak, ifadeler evet. çıkacak. Yakalanan 50 kişi mi gözaltında 50 şu an? 50 kişiydi, 48'i herhalde. 48 kişinin, 50 kişinin profillerini, örgüt geçmişlerini, sabıka kayıtlarını göreceğiz. Yani bunların ben bugün Sultan Eylem Keleş'e sordum bir şey, adliyeydi. Bir tane Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı var mı getirilenler arasında? Var mıymış? Ben hiç görmedim dedi, hepsi Suriyeli. Peki... Hepsi bir tane Yavuz, bir tane ya 50 kişi yakalanır, yardımcı, yardakçı, ondan sonra yataklık yapan, işte ev kaçıran, getiren, götüren, oturduğu evi kiralayan, artı bindiği taksi onu taşıyan falan, hepsi alındı. Bunların içerisinden bir tane de mi terör örgütü PKK'nın eylemine katılmış, taş atmış, vandalizm yapmış, yakıp yıkmış kimse çıkmaz. Terör geçmişi olan. Bunların içerisinden bir tane de mi PKK ile irtibatı, iltisakı geçmişte tespit edilmiş, kayıtlara geçmiş kimse çıkmaz. Valla olsaydı büyük davul çalınırdı diye düşünüyorum. Soru yok. Sanıyorum yok. Soruyu ondan soruyorum. Acaba diyorum bu tuhaflığın izahı için mi bu yol yapılıyor şimdi? Yani evet bu profil uymuyor ama bu atipik. Siz bir durum. Siz bakmayın buna. Ha, tipik PKK profilleri değil bunlar. Evet ama bunun bir izahı var. Niye peki PKK? IŞİD, bunlar IŞİD profili gibi daha, görünebilir de daha, bir izahı daha, var. Daha açık şey yapsak. Niye mesela bu IŞİD'se IŞİD demez demesinde PKK demeyi tercih etsin mesela böyle bir şey varsa devlet? Yani yakın siyasi tarihin henüz gizemi sırrı çözülememiş meselelerden biri bu. Garda mesela niye IŞİD tek başına denmediyse onun için midir acaba? Bu kokteyl terör dendi ya mesela. Muhtemelen. Orada da çünkü hani IŞİD'in yaptığı çok açıkken kokteyl terör PKK'da var, DHKPC'de var, FETÖ'de var, o da var, bu da var falan. Aynı süreçte öbür terör örgütünün PKK'nın da yaptığı başka eylemler oldu. Vardı tabii. Yani ama bir de ortaklaştırıldıkları eylemler gördük. Evet. Yani diyorsun ki zoru ne? Bir, niye yani? IŞİD de terör örgütü, PKK da terör örgütü. Ha IŞİD yapmış o. Dün Cevat Öneş'le burada konuşurken söylediği kritik bir şey vardı. Onun cevabı var mı buna?
Şöyle söyledi. Yok, cevap anlamında değil de ya, bir terör eylemi gerçekleştikten sonra bunun kim tarafından nasıl yönetilip yönlendirildiğini, arkasında kimlerin olabileceğine ilişkin senaryolar iyi tahkik edilmezse sizi kimin ne yapmak istediğini anlayamazsınız. Onun için bunun içine siyaset sokmadan iyi bir tahkikata ihtiyaç var. O yaptı ilk dakika, bu yaptı ilk dakika. Bu olmaz. Burada bir kere zaten siyasetçi konuşmaz, dedi Cevat Öneş. Konuşmaması lazım. Savcılık yapmıyor mu soruşturmayı? Açıklamayı savcılık yapsın. Niye siyasetçi yapıyor? Niye işin içine siyaset katıyor diye. Türkiye'ye de kötülük aynı zamanda, onu demek istiyorum. Türkiye üzerinde gerçekten bir üst akıl ifadesi... Operasyon çekiyorsa... Bir operasyon yapılıyorsa, bir üst akıl değilse bile bir akıl varsa bu organizasyonun arkasında, o akılın bir amacı olduğunu Türkiye'nin ortaya çıkartıp ona göre önlem alması lazım. Yoksa başka yerlere gider. Şimdi PKK yaptı diye Kobani'ye şey mi, operasyon mu yapacak Türkiye? Ama Rusya'da zaten devriye atıyoruz. Yavuz, 2019'dan beri belirlenen bir hat var Kobani üstünde. 109'du galiba en son sayı. Ya yani 100'ün üstünde Ağustos'ta 109 devriye atmıştı. Yani Türkiye orada ne diyordu? Türkiye, Rusya güçleri birlikte. Türkiye sınırından PYD 35 kilometre aşağıya gidecek demişti. Evet. Onun garantisini de Rusya vermişti. Bunun kontrolü için de devriye görevi yapıldı. Buna bir süre tatili de, sınırı da konmuştu. 150 saatti. Evet. 2019'dan bu tarafa henüz 150 saat dolmadı. onun içinde Rusya ile aramız gayet iyi. Biliyorsun çok... Ama Rusya'ya haksızlık yapılıyor. Ya arkadaş... Bütün batı haksızlık yapıyor Rusya'ya. Artık biliyorsun ne diyordu Beyaz TV'deki arkadaş? YouTube yayını mı? Vali. Beyaz TV ya. Beyaz TV. Tabii Erdoğan'ın valisi diyordu Putin. Vali, Yalova kaymakamı gibi artık tabii. Yani bize Putin, Erdoğan'ın valisi. Emrimizde, emrinde. Erdoğan ne derse onu yapar. Ya Putin'in kulaklarına gitmez inşallah. Yavuz. Ya iktidar medyasında giderse, bir hatırlatma geriye duyarsa kendisinden böyle bahsedildiğini inşallah duymaz. Hatırlatmaya kalkarsa biraz sıkıntı olabilir. Duyarsa yani vali olmadığını hatırlatmaya kalkarsa, duyup da Putin mi? Evet. Yapmaz öyle bir şey. Bunun memnuniyetle alıp kabul etmez mi? Kabul eder değil mi? Önemli büyük bir şey. Erdoğan'ın valisi. Bundan daha büyük bir şey büyük mi olur? Bir görev. Biden nefes alamayacak izin almadan. Neredeyse. Türkiye yüzyılı böyle bir şey diye anlatıyordu Amerikan başkanı. Biliyorsun daha önce Trump bir kere mektupla bu Pensilvanya'dakini göndermişti. Alın cezasını verin, ne yapıyorsanız yapın diye. Biden saklıyor ama. Biz o zaman almadık mı, iade mi ettik? Niyeyse hala Pensilvanya'da. Biden de var. Biden saklıyor. Yani ondan önce saklayan yoktu. Ama Trump dostumuzdu çünkü. Dostum Trump'tı. Dostum Putin, dostum Trump. Şimdi önümüzdeki dönemde belki dostum Trump yeniden siyaset sahnesine çıktı. Belli olmaz. Belli olmaz. Ama Biden emir eli. Tabii. Kapı kulu. Nasıl saklayabiliyor peki Cumhurbaşkanı? Şimdi onu söyledi. Biz dinleyenler belki o kısmını şey yapmış olabilirler. Bir gazetecilere verdiği mülakatta Cumhurbaşkanı Biden saklıyor. Terörün merkezi neresi derseniz orası derim. İfadesini terörün kullanmış. Merkezi Pensilvanya derim. Bu adamı Biden saklıyor dedi. Aynen. Biden'dan önce saklayan yokmuş demek ki Amerika'da o Pensilvanya. Sonra da yanlış anlaşıldım. Fazla anlamlandırıldı. Söylemek istediğim şuydu diye. Yaptı işte mı? Biz başvurular yaptık diye. Tabii Endonezya'ya giderken görüşmeden önce. Açıkladı. Ha, yani, ben onu kaçırdım. Ciddiyim. Tabii, yani evet. Görüşmeden önce bunu sorduklarında böyle bir şey, yani bir açıklayıcı ifade kullanmak durumunda kaldı. Çünkü Endonezya'ya gidiyor. Biden'la görüşme talebi var. Yani şimdi giderken hani Biden saklının üzerine gitmek istemedi anladığım kadarıyla. Ya herhalde de yapmaması gerekirdi. Evet. Rusya ile ilgili mesela, şimdi ABD Batı sınırsız bir şekilde Rusya'ya saldırıyor dedi. Bak, Avrupa'nın ipini Türkiye'ye verdi demiştim diyor. Bu videoyu izlemek ister misin? Gülmek istersen şey yapabiliriz yani. Ya arkadaş, Allah aşkına. Ben endişem, biz burada yayınlarız. Putin'in kulağına gider. Yavuz. Ama bir şöyle bizi de kaybetmesinler de. Bir vali nasıl olunur bunu göstermemiz lazım. Evet. Vali nasıl olunur ben size bir göstereyim de bize patlamasın bak Yavuz. Duyduysa oradan duymuştum zaten. Bir gösterir mi arkadaşlar? Bir ses de hafif duyarak.
Biz diyoruz ki Cumhurbaşkanı'nın herhangi bir valisi gibi artık. Ben hep söylemişimdir. Putin'i ve Rusya'yı gözünüzde büyütmeyin. Onlar bizim emrimizde memur. İktidarını, toprak bütünlüğünü Türkiye'ye borçlu. Eğer Türkiye şunu yapsa Ukrayna ve Rusya savaşı aslında bölünecek bir Rusya'ya doğru giden ilk adımdı. Avrupa bunu planlıyordu. Türkiye dik durdu. Hiç kimse kusura bakmasın. Bugün Rusya toprak bütünlüğünü Türk lider Recep Tayyip Erdoğan'a borçlu. Buyurun. Sayın Putin. bu çok şey, nadir olan bir şey. Türkiye'de genel şey bu değil. Yok, değil. Değil. Bu idarenin anlayışını ve Rusya'ya bakışını tam olarak yansıtmıyor. Zatı devletlerine bakışını da yansıtmıyor. Biz de zaten katılmıyoruz. Cumhurbaşkanı Rusya'nın öyle herhangi bir güç olmadığını sürekli söylüyor. Evet. Batı'ya da. ABD'nin, Batı'nın, Avrupa'nın sınırsız saldırdığını ama Rusya'nın öyle yabana atılır bir güç olmadığı için buna dayandığını, dayanabildiğini, Rusya'nın gücünü yanlış hesapladıklarını, hata yaptıklarını sürekli söylüyor. Endonezya'ya giderken de söyledi. Sanırım o senin yani Biden'la ilgili sözlerini düzeltti dediğin evet, yerde gene söyledi. Sonra cahil cahil soruyor gazeteciler. NATO liderlerini Biden topladı masada Bali'de. Siz niye yoktunuz diyor. Ya şimdi arkadaş soru mu bu ya? Yani soru mu bu ya? Batı, ABD, Batı sınırsız saldırıyor Rusya'ya. Dedikten sonra herhalde zaten o masaya yani NATO liderleriyle yapılan öyle dar çerçevede Rusya'nın sınırı ihlal edip etmediği dolayısıyla Rusya'ya karşı NATO'nun bir cevap, askeri cevap verip vermemesi gerektiğini tartıştıkları masaya nokta nokta nokta. Kimi çağırsınlar diyor. Kim? Oradaki G20 herhalde çağıracak katılan NATO üyelerinin tamamı o masada var. Sadece Türkiye yok. Değil mi? Yani toplantı öyle bir toplantı. Cumhurbaşkanı da pek hoşuna gitmedi basın toplantısında. Öyle mi? Soru. Ama bence zaten çağrılmayı beklemiyordur. Yani sürekli NATO'yu, ABD'yi, Avrupa'yı... Öyle demedi ki küçük işlerle uğraşmıyoruz bizleri. Büyük mesele olunca çağırıyorlar bizleri. Yani tabii şimdi NATO Rusya'ya savaş açsın mı açmasın mı bu önemli bir mesele değil. Biz önemli toplantılara çağırıyorlar. Tavuk koridoru toplantısı. Ama ben şunu anladım. Ya zaten Rusya'ya, ABD'ye, NATO'ya, Avrupa'ya bakışı o açık. Bunu sürekli tekrarlıyor ve hemen öncesinde Endonezya'nın gene söylemiş. Saldıran taraf Rusya değil saldırgan. Batı gibi. ABD, Avrupa insafsızca sınırsız saldırıyorlar. Saldırgan olarak Avrupa'dan, NATO, ABD'den bahseden, Rusya'yı saldırgan gibi konumlandırmayan, en azından bu cümlede öyle söz etmeyen Rusya'dan, bir lideri, NATO liderleri herhalde Rusya ile ilişkileri cevap verip vermemeyi müzakere için davet etmeye gerek görmezler zaten. Niye? Görüşü belli. Yani Cumhurbaşkanı bu mesele Cumhurbaşkanı'nın davet edilmesine değmeyecek önemsizlik. Zaten Biden, zaten Biden açıkladı diyor değil mi o soruya verdiğin? Zaten Biden açıkladı işte önemli bir şey değilmiş. Zaten önemli olmayan bir şey olduğu için. Polonya'ya düşen füze. Vakti kalmamış olabilir, vakit bulamamış olabilirler dedi. Polonya'ya düşen füze, Rus füzesi ve kasten atılmış değil. Bunu tespit ettiler zaten Biden de açıkladı falan diye. Söyledi. Ya bu Rusya... Cumhurbaşkanı'nın ben zaten böyle bir davet beklediğini zannetmiyorum. Dediğim gibi yani bunları eğer görüşün bu, duruşun buysa, bunu sürekli tekrarlıyorsan, kafalarına vura vura söylüyorsan, Batı'ya, Avrupa'ya, NATO'ya, ABD'ye, yani Cumhurbaşkanı'nın Rusya'nın gücünü yanlış değerlendirdiklerini söylediği sözler hala kulaklarındadır onların. NATO, NATO'dasın, NATO'nun et üyesisin, orada alınan kararların tamamının parçasısın. NATO'ya göre Rusya'nın pozisyonu belli. Orada bir çelişki olmuyor mu yani? Oraya çağırmasan da NATO'da buna göre... işlere bakıyor. Öyle çok detayda kaldım değil mi ya? Takıldım. Peki dışarıda artık bu yaklaşım çok net yani Rusya'ya karşı yaklaşım belli. Hatta Cumhurbaşkanı bir kez daha Rusya'yla bir görüşme yapacak bildiğim kadarıyla. Tahıl meselesi bugün halledildi yine. 120 gün uzatıldı koridor işi. Uçakta konuşurken Biden'ın tahıl meselesi için kendisine teşekkür ettiğini söyledi Cumhurbaşkanı. Bunu niye böyle sık sık mı? Biden teşekkürü önemli demek. Önemli mi acaba? Öyle anlaşılıyor. Öyle yani anlaşılıyor. Böyle bir altın, çünkü buradan bu tahıl meselesi ilk açıklandığında da nasıl ikna ettiğiniz sorusuna Biden'a söyleyeceğim. Önce Biden'a anlatacağım demişti. Gazeteci de öyle soruyor zaten.
muhatap bir şeymiş gibi. Bilse sormaz herhalde ne manaya. Önce Biden'ı anlatacağım dediniz, anlattınız mı? Öyle mi soruyor? Tabii tabii, soru aynen öyle. Sen bir şuradan istersen aktarayım. Tam böyle bir soru yani. Tahıl koridosu meselesinde Biden'ı anlatacağım demiştiniz. Önce sana anlatacak değil Yavuz. Önce bana anlatacak değil, değil mi? Ya bu uçak şeyi epey başlık var ama yani 3-5'lere geçmiyor değil mi? En kritik başlıklardan birisi de iç politikayı ilgilendiren. Hangisi? Meral Akşener'e. Kalk o masadan. Sözleri yani, değil mi? Geldik mi ona? Gelmeyelim mi? Gelelim. Bence gelelim. Gelelim. O, bence öbür hani mevzuyu boşver. Anlaşıldı evet, o. Anladım. Anlaşıldı. Evet evet. Ben bulamadım da onun için böyle yerli, biraz şey yapıyorum. Yerli kalabalığa milli, getiriyorum. Yerli milli meselesi. Evet. Hatta Aslı Baykal'ı da bu bahiste konuşuruz. Aslı Baykal'ı ve Halk TV'yi konuşmamız lazım. Konuşalım. Yani göz göre göre bir şey oluyor orada ve hiç yokmuş gibi davranılıyor yani. Ay sen Baykal soyadıyla beraber. Şunu demek istiyorsun. İddia o ki Halk TV parti paralarıyla kuruldu ve başkalarının katkılarıyla, paralarıyla. Sonra bunu... Ya şunu söyleyeyim de, bunu söylemezsem ayıp olur çünkü söyledim. Soru şöyle, Biden'la görüşmeniz oldu burada. Biz size Rusya'nın tahıl anlaşmasını askıya almasından sonra başlattığınız diplomasi süreciyle sorun nasıl çözüldü diye sorduğumuzda önce Biden'ı anlatacağım, sonra size anlatacağım demiştiniz. Biden'la bu konuyu konuştunuz mu? Soru bu yani. Böyle gelmiş. O da önce Biden'ı anlatacağım meselesinin üzerinde çok durmamış doğal olarak. Pardon. Halk TV parti parasıyla kuruldu. Üzerlerine geçirdiler. Aslı Baykal babasının malı gibi sattı, deve etti iddiası var. Bu iddiaya açıklık getirmesi beklenirken Aslı Baykal başka bir şeye açıklık getirdi. Yerli ve milli olmaya karar verdiğini ve gayrimilli bulduğu için CHP'den ayrıldığını, tarafını seçtiğini, elbette safının yerli ve milli taraf olduğunu açıkladı. Beklenen açıklama bu değildi ama onun yerine bunu verdi. Sen kabul etmedin herhalde hala. Öbürüyle ilgili mi bir açıklama bekliyorsun? karşılıyor aslında. Karşılamıyor mu? Karşılıyor canım. Niye karşılamasın yani? Yani bir de bugün gösterdiğiyle verdiği aynı şey değil diyorsun yani, bunu gösterdi ama başka bir şey, başka bir açıklama verdi bize. Ya beğenmeyebilirsin fakat bu açıklamayı çok beğenenler var. Kendilerine dünyaları bağışlamış gibi sevinen bir iktidar medyası var. Yeni Şafak onlardan birisi. Bir de ne zaman bu kadar sevinmişlerdi? Baykal'ın şantaj kaseti çıktığında. Bir de o zaman böyle sevinmişlerdi. Yavuz hiç yani bu kadar sevinçli görmedim. İstifaya götüren süreç yaşandığında değil mi? Bir de o zaman bu kadar mutlu olmuşlardı. Yahu etmeyin, eylemeyin. Yani bu olayda Baykal'a kaset şantajında yatak odasına giren, mahremiyetini ihlal eden ana muhalefet liderine şantaj yapan, ondan sonra siyaseti kaset şantajıyla dizayn etmeye çalışanlar suçludur. Şantajın mağduru Baykal'dır. Baykal burada suçlu değil, mağdur konumundadır. Diyenleri yerden yere vuruyorlardı. Ben o hışma uğradım. Yani bu olayda ayrıca meydanlarda özel değil bunlar, genel diye dendi yani. Bu kaset kullanıldı siyaseten Baykal'a karşı. Karşı çıkanlara karıştırıyorsunuz. Baykal bu olayda şantajın mağduru, asıl suçlu şantajı yapanlar diyenlere hışımla üstüne giderek tepki gösterdiler. Bu arkadaşlardı. Onları yapanlar. Şimdi Deniz Baykal'ın kızına sonuna kadar sahip çıkanlar. Baykal'ın montaj savunmasını da tefe koymuşlardı. Evet. Dalga geçmişlerdi, gülüp geçmişlerdi onunla da. Şimdi yerli ve milli montaj oldular. Birbirlerine monte oldular. Yerli ve milli montaj diyorum ben ona Yavuz. Türkiye'yi seviyor, devletime güveniyorum. Aslı Baykal'ın sözleri. CHP'den istifa eden Baykal, CHP gayrimilli sözlerine yapılan eleştirilere cevap verdi. Ben elbette milli saftayım. Önümüzdeki günlerde solcu, laik, Alevi ve Kürtlerin çoğunluğunda milli saflarda olduğunu ortaya çıkacaktır. Hayır, diyor ki Aslı Baykal,
Siyasette artık yeni ayrışma öyle sağ, sol, Kürt, Alevi, Sünni falan değil. Evet. Yeni ayrışma milli ve gayrimilli. Milli olanlar ve olmayanlar şeklindedir. Ben yerimi tespit ettim diyor. Ben de tarafımı seçtim diyor. Ben milli taraftayım. Şimdi bu açıklamayı yapıyor. Sonra ne oluyor? AK Parti'ye geçeceği iddia ediliyor. Hı. Bugün birçok yerde de AK Parti'ye geçeceği iddia edildi. Ona bir yanıt vermiş. Onu da bir şey yapayım mı, okuyayım mı? Ben teorik çalışma yapıyorum. Hayır. AK Parti'ye geçme kararı benim yok. Benim şu an yaptığım teorik bir çalışma, hiçbir yere katıldığım yok demiş. En son bunu kimden duymuştun? Ve Mehmet Ali Çelebi sanıyorum miydi? Evet. Bir süre, bir süre evet, hayır geçmiyorum yok, dedi. Geçmiyorum. Nereden çıkartıyorsun? Hatta Barış arkadaşla büyük papaz oldular. Yani atıştılar sosyal medyada falan. Sen nereden çıkartıyorsun diye. Twitter'da Aslı Hanım'ın şeyini görünce, yeni ayrışma artık bu yerli milli laflarını görünce, ya bunun kadar beni ifrit eden başka bir laf olmadığı için, bu yerli milli lafının kullanımı, milletin bir bölümünün gayrimilli ilan edilmesi ta 28 Şubat sürecinden geliyor benim bu şeyim. Alerjim ve ikrah edişim. Dayanamayıp çileden çıkıp tepki gösterdim. Biri bir iktidar fedaisi, yani bu Aslı Aydın Taşbaş, pardon Aslı Baykal'a bile CHP'ye laf ettirmeyecek kadar hani CHP'li mi kesildin, o kadar mı gayrimillisin diye sordu. Yarına yazdım, onun cevabını yazdım da niye ifrit olduğumu bir iki kelime, cümleyle burada da söyleyeyim. Lütfen. Bunun bir geçmişi var bu yerli milli edebiyatının. 28 Şubat sürecinde meşhur medya briefingi var ya, 28 Şubat biliyorsunuz, 28 Şubat 1997'de MGK kararlarına dayanarak Refah Yolu hükümetini devirdikleri, antidemokratik müdahalede bulundukları, postmodern darbe yaptıkları suçlamasıyla o dönemin 80 üstü, yaşı bugün artık 80'in üstüne çıkmış komutanlarının, generallerin hapsedilmesiyle sonuçlanmış bir dava konusu aynı zamanda. 28 Şubat'ta yani ahir ömürlerinde o hapsedilenlerin zihniyeti şimdi iktidarda iş başında. Ona tepki gösteriyorum. Ben onu anlatıyorum şimdi. Zihniyet iş başında. Yani kendileri o sürecin aktörleri, belki hapiste ve ileri yaşlarına rağmen 80 yaşından sonra müebbet hapis cezaları verildi. Meşhur medya briefinginde komutan çıkıp ne demişti? Millet, bunlar millet değil, milletten değil. Senin gibi ben de tam mı okusam acaba? Çok çok çarpıcı bir laf çünkü. AK Parti kesimi, bugünkü iktidar kesimi, o gün kendisine 28 Şubat'ta vesayetçilerin söylediği söylemi karşıtlarına karşı kullanıyor. Milletten değil. Milletten değil. O peki aynen, kendi karşıtları milletten değilken kimler yerli ve milli sayılıyor, ona da geleceğiz. Tabii. Öcalan. Okuyorum Yavuz hemen hızla. O zaman bunları millet olarak kabul etmiyoruz. Bunlar PKK'yı destekliyor. Komutan söylüyor bunu. Medya briefinginde 28 Şubat süreci. Bunların arkasında İran'ın, Suriye'nin, Yunanistan'ın desteği var. Bunlar kim? İrticacılar, mülteciler, hükümet koltuklarında oturanlar. Ve onların destekçileri, kamuoyu. Başka ne diyor? İç tehdit, dış tehdidin önüne geçti. Bunlar terörist PKK'dan, dış düşmanlardan daha tehlikeli. Beşinci kol faaliyeti yürütüyor. AK Parti kesimi kendisine söylenenleri tamamını, şimdi karşıtlarına bit tamam, eksiksiz söylüyor. İkrah etmez misin? İfrit olmaz mısın? Çok rahatsız edici. İfrit olmaz mısın? Bugün zaten Meral Akşener de bu yerli milli tanımlaması üzerinden kendisine yapılan davete onların bizim için yerli milli demelerine ihtiyacımız yok diye yanıt verdi. Yani kimler yerli milli oldu, ona baksan zaten bir durursun, düşünürsün. Öcalan yerli milli oldu. Ne zaman? 2019 seçimlerinden hemen önce. Doçent Ali Kemal Özcan İmralı'ya gönderilip Öcalan'dan seçime müdahale mektubu getirtilmişti. O mektubu kamuoyuna takdim ederken, Öcalan Kürt isyanı lideridir ama yerli ve milli bir şahsiyettir. Türkiye'nin menfaatlerine karşı çalışmadığı için ABD Türkiye'ye vermiştir dedi. Başka kim yerli ve milli? AK Parti
maruz kaldığı antidemokratik müdahaleleri, ayrımcılıkları, yasakları sürekli iktidara geldikten sonra bile dünyaya şikayet ediyor diye Baykal yerli ve milli saymıyordu. Sürekli ülkesini dünyaya kötülemekte suçluyordu Baykal CHP'si. Şimdi Baykal da yerli ve milli. ÖSASK AK Partili kısa bir süre önce kendilerini vaktiyle yerli milli saymayan Baykal için Atatürkçüydü ama yani Öcalan Kürt isyanı lideri ama yerli ve milli. Baykal Atatürkçü. Baykal Atatürkçü evet ama yani öyle yani tarafları var ama. Evet. Ama yerli ve milli bir adamdır. Dedi. Bir adamdı dedi. Özlemle anıyor Baykal'ı. Ne, yani herhalde onu özlüyor. Ya AK Parti'yi laiklik karşıtı eylemlerin odağı olmakta suçlayışını, AK Parti'yi sürekli ülkesini dünyaya kötülemekte suçlayışını filan özlüyor herhalde. O yerli ve milli. Yöntem öğrettiği için müteşekkir olabilir belki. Öcalan yerli ve milli iken kim değil HDP. Niye? Öcalan'ın o mektubuna, mektuptaki talimatlarına uymadığı, seçimlerde tarafsız kalmadığı için HDP emperyalizmin uşağı ilan edilmişti. Yerli ve milli değil. Sanıyorum peşinden Demirtaş gelir. Efendim? Demirtaş gelir. Tabii. O da yerli. Yerli ve milli değil. Tabii. Yerli ve milli değil. Kim yerli ve milli? Öcalan. Kim yerli ve milli? AK Parti vaktiyle yerli milli saymayan Baykal. Baykal. Kim yerli ve milli? Son yerli ve milli de Aslı Baykal. Baykal'ın kızı. Bir yerli ve milli daha var. Onunla bitireceğim bu bahsi. İYİ Parti'ye ve Akşener'in cevabına dönelim sonra. Ben ama şey Halk TV meselesini birkaç satır söylemek istiyorum. Hay. Nasıl oldu bu yerli ve milli siyasi montaj? Nasıl bir araya geldiler? Aynı safta, yerli milli safta buluştular. Buna Doğu Perinçek'in bir cevabı olmuştu. O cevabı okuyacağım sadece buradan. AK Parti 28 Şubat çizgisine geldi. 97'de Erbakan'ı başbakanlıktan istifaya zorlayan 28 Şubat, 2016'da da Davutoğlu'nu baskıyla istifa ettirdi. Gül'le Babacan'ı da aynı zihniyet iktidardan tasfiye etti. bu da şeyin Perinçek'in kim diyor tespiti. Bunu? Bu da öbür yerli ve milli montajın grubu, son elementi. Parçalarından. Ya şimdi çok ucuz işler olmuyor mu? Sana da öyle gelmiyor mu? Yani bunlar yerli ve milli ayrımlar, işte herkesin menfaatine göre hesaplar, şunlar bunlar. Bizim mesela eski şey yöneticisi bunu yapardı Yavuz. Değil mi? O sıkı yönetici buhran dediğim. Hmm. Kulakları çınlasın. Sitede yani verdiği hizmetten memnun olmayan site sakinlerini mal sahibi orada. Evi karşı var yani. Öbür siteye çalışmakla, bir iki sitenin ajanlığını yapmakla, o siteye ait olmamakla suçlandı. Peki kendi ne yapıyordu içeride kapalı kapılar ardında? Mesela yerli ve milli suçlamasını yapıyor ya Aslı Baykal. Milletin bir bölümünü yerli ve milli yerli saymıyor. Ve milli saymıyor. Kendisine yerli ve milli olduğu için CHP'den istifa ettiğini söylüyor. Koskoca bir partiyi, parti yönetimini bunun dışında bırakıyor. Peki kendisi ne yapıyor içeride yerli ve milli olarak? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Teorik çalışma yaptığını söyledi. Teorik çalışma bugünkü yapıyor. Bugünkü açıklaması o teorik çalışma. Üç gün sonra AK Parti'de rozet takacağına ilişkin bir beklentim var. Ya yani Baykal'ın kıymetini bilememişiz diye dövünüyor ya babasının kıymetini. Şimdi AK Partililer onun kıymetini herhalde bileceklerdir. Yavuz Ruhlu'nun bir şüphem yok herhalde. Muhtemelen seçime giderken de herhalde bu işte bu transfer bir şekilde muhalefet için aleyhine de kullanılacaktır. Mahmut Yıldız bugün Uğur Dündar bir mektup yayınladı. Mahmut Yıldız geçmişte Cumhuriyet Halk Partisi'nin saymanlığını yapan bir isim. Halk TV'nin nasıl alındığını anlatıyor kendi döneminde. Hangi işte uyduda anlaşıldığını, hangi isimle anlaşıldığını, nasıl yayın hayatına geçtiğini, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Halk TV'yi nasıl desteklediğini, kendilerinin cebinden nasıl para koyduklarını, sonra şirketin Baykal'ın gösterdiği Antalyalı 5 isme verildiğini, sonrasında da bir yasadan faydalanarak Baykal'ın hisseleri kendi üstüne aldığını. Bunun Halk TV'nin kuruluşunda bir kuruşluk katkısı olmayan bir genel başkan şahsi olarak 1 lira katkı vermemiş. Kızı da 1 lira katkı vermemiş. Ama bir anda bir bakıyorsun Halk TV'nin patronu olmuş. Sonra da satışından milyonlarca lira para kazanmış. Soru Aslı Baykal'a çok basit. Sahibi olmadığınız bir kanalın parasını niye alıyorsunuz kardeşim? Ya o da onun yerine başka bir açıklama yaptı. Tarafını seçtiğini, milli olmayı seçtiğini cevap söyledi. Cevap ne?
Yerli ve milliyim. Yerli ve milliyim. Tarafımı seçtim. Ya bu bu çok ucuz bir şey. Bunu insanların anlamadığını zannederek hareket etmek. Hı. Üstelik buradan yırtabilmek için iktidarla birlikte hareket etmeyi göze alabilmek. Babasının genel başkanlık yaptığı partiden ayrılmak. Bunu iktidara yakın medyada bir argüman olarak kullanılmasını sağlamak. Bunlar nasıl ucuz şeyler? Bunlar acaba işte kardeşi var, çoluğu çocuğu olacak, akrabası var. Bir döneme ilişkin bu kadar kötü düşünülmesini sağlayacak yaklaşım nasıl yapılabilir? Kaç paraysa o para için. Ya diye bu milletin bir bölümünü, ayıp yani. Milletin bir bölümünü, kendisinden olmayanı, siyasi tercih kendisi gibi olmayanı milletten atan, yerli milli değildir, gayri millidir diyen dil bölücü bir dil. Bundan daha ağır bir bölücülük yok. Yani milleti de başka nasıl böleceksin? Ayrıştırıcı bir dil. Kendisi de söylüyor zaten artık böyle bir ayrışma yaşandığını iddia ediyor. Bir tarafta yerli milliler var, bir tarafta da milli olmayanlar, milletin gayrimilli fertleri var. Milletin evet. Nasıl oluyorsa milletin gayrimilli fertleri. Kendisi milli, öbürlerini milli saymıyor. Şu ya da bu sebeple partisiyle ters düşebilir, CHP'yle o lafı bu lafı söyleyebilir, AK Parti'yi seçebilir ona karşı. AK Parti'ye bugün öyle bir durum yok ama geçebilir. Bunların hepsi olabilir de. Ya bir insana böyle büyük bir bölücülüğü, bu büyük bir fitne bu. Evet. Yani milletin yarısını milletten saymamak kimin haddi hakkı yetkisinde? Nasıl yani? Bir de yani herkes eşit söz hakkına sahip. Bu memleketin tapusunda bu milletin bütün fertleri eşit pay sahibi. Hangi hak ve yetkiyle birisi öbürlerini milletten kovabiliyor? Kim verdi bu hak ve yetkiyi? Milletin üstünde davranma hak ve yetkisini, kendini milli, öbürlerini gayrimilli ilan etme, gösterme hak ve yetkisini. Bu ne adına yapılabilir Yavuz? Bunu ne meşrulaştırabilir? Sen diyorsun ya yani bunun için yapılır mı bu diye. Ya yapılan şey ötesi olmayan bir iş. Tabii. Bunun üstü yok. Dehşet verici. Ben benzer bir hikayeyi de şimdi İYİ Parti'ye geçeriz. Vaktimiz de daraldı ama Saadet Partisi'nin başına gelmişti biliyorsun. Fatih Erbakan genel merkezden çıkartmıştı. Saadet Doğru. Partisi'ni. Oğlu. Doğru. Yani sanki babadan, kendi mülkü gibi. Babadan bana kaldı diye. Ya partinin ve o dönemde parti sık sık kapatılıyor diye mülkle ilgili işte ne diyelim sahiplikle ilgili formüller bulmuşlar. Sanki o para ailenin parası. Emaneten üstüne almış. Ama partinin yani. Malı. Partinin olduğunu parası. Bütün dünya biliyor. Arkadaşları orada zaten. Ve oradan hatırla şeyler yani taşındılar işte eşyalar taşındı falan. Bu emanetçilik. Bağdat'taki. Bu emanetçilik müessesesi onun için kötü işte. Evet. Şimdi bu varlık barışı çıktı da Allah'tan artık. Herkes kendi. Başkasının üstüne malın paran varsa kendi üstüne vergisiz geçirebiliyorsun. Sen burada bir şey biliyorsun söylemiyormuşsun gibi geliyor yok, bana. Yok ona ama. Ne güzel bak imkan tanınıyor. Şimdi öyle şeyler olmasın diye. Evet. Yo, öbür türlü kapanın elinde kalıyor. Emanetçinin kimin üstünde ise emanetçi birden kendisini sahibi hissedebiliyor. Tabii, Halk TV Aslı Baykal'ın yani. Kendi sahibi gibi görmesi gibi bir şey herhalde bu. Şimdi Cumhurbaşkanı'nın konuşmasında tabii en kritik yer onu da finale bırakmış İyi olduk. Parti'yi yerli milli olmaya çağırdı. Yerli milli. Çizgisini ne gözden diyor? Geçirmeye. Gayrimilli CHP ile masadan kalkmaya çağırdı. Bu muhalefet diyor zaten terörle kol kola diyor. Onları anlatıyor ama diyor. İP'in bunlarla aynı çizgiye düşmesi tabii düşündürücü diyor. Orada da ip ifadesini kullanıyor. Bir Japon atasözü vardı. Lazım olur ipleri koparma diye. İp önemli. Evet ip önemli. Bunlarla aynı çizgiye düşmesi tabii düşündürücü. Onlar niye bunlarla aynı masaya oturuyorlar? Aynı konuma Akşener geliyorlar. Ne cevap verdi? Bu tabii düşündürücüdür diyor. Hele böyle bir temel dönemde. Yerli milli olmaya karar verdi mi? Ne dedi İYİ Parti Genel Başkanı? Ben biraz şey yapayım dedi. Mesafeli durayım bu yerli milli tanımlamasında dedi. Sizin yapacağınız tanıma ihtiyacım yok. Sevinçten kahkaha atıyordu galiba. Yani çok ben hep bu çağrıyı bekliyordum der gibi. Gördün mü onu sen? Gençlik kollarının paylaştığı öyle şeyden mi? Bahsediyorsun bakalım değil ona. Mi? Bir onu verelim arkadaşlar ya gençlik kolları. Gençlik kolları bilgisi dışında yapmaz bunu herhalde tabii genel başkan. Yani ilk işaret burada verildi zaten. Biraz ses verin arkadaşlar. Ay harika ya. Ay harika ya. Ay harika ya. Havalara uçmuş bu daveti aldığı için. Zaten çok sonrasında da yaptığı açıklamada da benzer bir dil kullandı. Tabii. Bu işte olmayacağını söyledi.
stratejik olarak niye bütün yerliler orada toplanmış? Yani niye dışarıda kalıyorsun? Niye dışarıda? Stratejik olarak bak şey yerli ve milli meselesine uygun bir üslup kullan. Stratejik olarak sence hata mı yaptı Erdoğan? Bunu daha evvel de Bahçeli'de 2020. Çağırdı yuvaya dön diye. 4 dakikamız kaldı. Tabii tabii daha evvel de yaptı. Bu, 2020'de. Bu bir zaruretten kaynaklanıyor yoksa tercihten değil. Bunu da öyle söylüyor i̇ster zaten miydi? Akşener'de. Yani hayır, belli ama belli ister miydi? Seçimi kaybedecek ne yapacağını şaşırmış. Yatıyor kalkıyor bir şey aklına gelir. Sıkışıklık gelirdi. Olmasa yoksa onca şey söyledikten sonra hakkında söylenmedik diller mi kaldı? Nasıldı o şarkı? En son Abdülhamit'le ilgili tartışmada çok ağır ifadeler kullandı. Tabii. Gerek deyimde gerekse aleyhimde söylenmedik diller mi kaldı idi galiba şarkı sözü. Akşener'in deyinde aleyhinde söylenmedik şey mi kaldı? Ya ne FETÖ'cülüğü bırakıldı ne oculuğu ne buculuğu. Şimdi niye davet ediliyor? Daha evvelde niye davet edildi? Reddettiği halde bu davet niye yineleniyor şimdi? Hesap bozuldu sıkışıklıktan. Sıkışıklıktan. Tabii. Akşener orada olsaydı bir sağ blok oluşturulabilseydi. Hem sağ blok hem şeyin dağıtılması, altılı masanın oy üstünlüğünün bozulması gerekiyor, dağıtılması gerekiyor. Eğer oy üstünlüğü orada kalırsa seçimin akıbetini onun için de İYİ Parti'yi sürekli tahrik etmek gerekiyor. İşte masanın bir ayağında HDP oturuyor, altında HDP oturuyor. İYİ Parti seçmenini tahrik etmek. Ne bileyim bir takım manipülasyonlar koymak, provokasyonda bulunmak Akşener'in bulunduğu yerlerde siz niye HDP'yle birlikte hareket ediyorsunuz? Hem hain teröristlerden yana hem yerli ve milli değil gayrimilli hem de gel bizle ol. Gel bizle ol sen çünkü yerli ve millisin. Böyle bir yaklaşım. Yavuz son bir başlığı açalım o zaman 2 dakika kaldı herhalde. Hadi evet son 2 bak oradan da söyle. Nereden bildin? Bilirim. Söyleme bilmesinler. Söyleme. Ama o Putin için. Söyleme Putin vali olduğunu bilmesin. Yavuz sen hiç beyaz Türk oldun mu? İbrahim Tatlıses'i kıskanıyorsundur. İbo bile oldu. Vallahi. Bak Cumhurbaşkanı bu parça parça konuştuğumuz işte uçaktaki söyleşide soru cevapta bir soruya cevap verirken Ahmet Kaya soruluyor. 1999'da Magazinciler gecesinde uğradığı linçi hatırlatıyor ve kimse kusura bakmasın bunu söylediğim için kızıyorlar ama Beyaz Türkler neler yaptı ettiler. Neler yaptı diyor. Yok Ahmet Kaya öyleydi böyleydi normal zamanda ama o gece neler yaptılar diyor. Kim neler yaptı? Dediler diyor. Fotoğrafa bakıyorsun kim bu Beyaz Türkler? Serdar Ortaç hatırlıyorum ben orada bir. Başı Serdar Ortaç çektiğine göre o gecede lincin başını Serdar Ortaç çekiyordu. Ve şu anda nerede Serdar Ortaç? Dolayısıyla en Beyaz Türk en o beyaz olmuş oldu. Beyaz Türk unvanı ona gitti. Şimdi biraz meşgul. Ben hislerini aslında merak ediyorum. Ama meşgul. Neyle meşgul? Kumar borcunu ödemek için kamu bankalarından kendisine sağlanan ucuz kredi. Kıyak krediye... Bunun ne kadar kıyak geçirildiğini kendi diliyle anlattığı için kıyak kredi diyorum. Ya senden istemez diye ertelemişler, vadesi geldiğinde ödetmemişler falan kendi anlattı. Onlara teşekkür etmekle meşgul şimdi. Belki bir ara hani fırsat bulursa şeyde ne hissettiğini söyler bu paye, meseleyle ilgili. Bu unvan ona ne hissettirdi. Bir de şeyi merak ediyorum. Cumhurbaşkanlığı büyük ödüllerine layık görülenlerden birisi bu sene Ajda Pekkan. O da linç korusunda orada. Acaba Beyaz Türk unvanı ona ne hissettirdi? Ona ne hissettirecek? Bir de İbrahim Tatlıses. En beyazlardan oldu o da. Beyaz Türk oldu. Bunca sene bu yaştan sonra 40 yıllık yani olur mu yani? Bunca sene bu yaştan sonra Beyaz Türk olmak ne hissettirdi? Akif bir soru. Duygularını merak etmez misin? Çok sen? Merak ederim. Bitiriyoruz. Bitirdik. Süremizde doldu sen, ama bak, bir soru. Sen bir türlü olamadın. Benim Türk. Yok. Olamadım evet. Ama bir soru. Eğer Ahmet Kaya yaşasaydı, ben çok severim şarkılarını dinlerim, sen de muhtemelen öyle. Yaşasaydı Türkiye'de yaşayabilir miydi? Yani, bugün mezarını getirelim diyor ya çok, Cumhurbaşkanı. Ya ölüsünden bahsediyor. Nakli kubur diyor. Nakli hayat değil. Yani canlısı gelse burada barınabilir miydi? Çok zor, çok sert rüzgarların estiği dönemler oldu. Milli olabilir miydi? Yerli ve milli.
Ben yazdım bunu birkaç kez. Öyle ortamlar oldu ki. Yani Ahmet Kaya bugün olsa, Türkiye'de olsaydı zaten barındırılmayacaktı. Barındırılmayacak. Ya cezaevinde olacaktı, ya yurt dışında olacaktı. Ahmet Kaya'nın yani hesabını soranlar. Güya mesela 28 Şubatçılar hesap soruluyor değil mi? 80 yaşını devirmiş insanlar hapislerde çürütülüyor. Niye? 28 Şubat'ta hesaplaşmak adına. Zihniyetli iş başında. Aynı şeyi yine yapıyorsun. Zihniyetli iş başında Ahmet Kaya'yı linç edenlerden hesap soruluyor. El üstünde tutuluyorlar. Ayrıca o linç atmosferi daha sert, dipdiri bir şekilde yaşatılıyor. Ve herkese karşı bitiriyoruz. Vaktimizi açtık birazcık. Teşekkür ediyoruz. Ağzına sağlık. Biz haftaya salı. Haftaya salı buradayız. Haftaya salı. Sen ne dersin de buradayız. Biraz beyazlaşmaya bak. Biraz beyazlaşacağım salıya kadar. Yarın haftanın son programını da yapacağız. Akşam saat 5'te. Bir de bunu izle içinde bekleriz efendim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.